Sarraf Tüysüzler. Günaydın sevgili seyirciler. Koca TV ekranlarında Ajans 9'a hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Karlı bembeyaz bir gün yaşıyoruz bugün ve haftanın ikinci günü sevgili seyirciler. 8 Ocak 2013 Salı bugün ve sizlere kara haberleri aktaracağız. Biraz sonra dolu dolu kara haberleri gelecek ve yurdun hangi bölgelerinde ne kadar kar yağdı, okullar nerelerde tatil, yurdun her yerinden haberleri sizlerle buluşturacağız. Öncelikle İzmit'ten başlayalım, Kocaeli'den başlayalım. Kocaeli'de sevgili seyirciler, İzmit, Kartepe ve Başiskele'de okulların tatil olduğu ifade edildi. Evet, İzmit'te akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle valilikte bir toplantı yapıldı sevgili seyirciler. Önce tatil kararı Kandıra için geldi. Kandıra'da taşımalı eğitim yapan öğrenciler için tatil kararı alındı. Diğer ilçelerde durum son dakikaya kadar beklendi sevgili seyirciler. Geç saatlerde diğer ilçelerle ilgili karar da çıktı. Kocaeli Valisi Ercan Topaca, İzmit'te ve Kartepe'de, Başiskele'de, evet, kar görüntüleri istiyorum arkadaşlar. Kar görüntüleri girsin ekranlara. İzmit, Kartepe, Başiskele'de efendim okulların tatil edildiğini ifade ettiler. Evet, bunlar kar görüntüleri. Dün akşam çekildi. Dün akşam saatlerinde saat 8'den sonra bu görüntüler çekildi sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi araçların silecekleri çalışıyor. Hastane bölgesinden görüntüler sunuyoruz sizlere. Aracımız hastane bölgesinden başlayarak çekime vatandaşları, yoldaki durumu bize aktarmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi efendim araç silecekleri de çalışıyor. Yağmur değil, kar yağıyor ve kar araç sileceklerini çalıştırmamıza neden oluyor. Çünkü etkisini bir aile attırdı akşam saatlerinde. Evet sevgili seyirciler, dün akşam dışarı çıkanlar varsa yol kenarlarında durdurulan araçları da göreceklerdir. Yol kenarlarında araçlar neden durduruldu? Kar lastiği takıp takmadıkları kontrol edildi. Kar lastiği yoksa zincir takıp takmadıkları kontrol edildi. Ve vatandaşların yukarıki tepe bölgelere çıkmaları istenmedi. Tepe bölgelere çıkacak olan araçlar için efendim izin verilmedi. Çünkü şu anda halen de elimize ulaşan bilgiler var. Arkadaşlarımız biraz sonra telefon bağlantıları da yapacaklardır. O bölgelerde, tepe bölgelerde efendim kar yağışı yoğun etkisi olduğu yüzünden yoğun etkisinin olması nedeniyle evet, görüntülerde olduğu gibi şu anda kar topu oynayanlar var. Yukarıki bölgelerde, tepe bölgelerde, özellikle Umut Tepe'de kar yağışı etkisini yoğun gösterdiği için efendim yollar şu anda kapalı. İşe gelemeyen arkadaşlarımız var. Ondan da bahsedelim sevgili seyirciler. İşe gelemeyen arkadaşlarımız var. Kamu personelleri işlerine gidemediler o bölgelerde oturanlar. Çünkü araç yok. Oradan da yürüyerek çarşıya inmek olmayacaktır diye düşünüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi trafikte yavaş yavaş ilerlemeler söz konusu. Araçlar dikkatli ilerliyorlar. Otobüsleri görüyorsunuz şu anda önümüzde. Otobüs var bir tane ve o otobüste efendim vatandaşlar var. Onlar da çarşıya, iş yerlerine ya da evlerine gitmeye çalışıyorlar. Bu akşam saatlerinde yaşanan olaylar sevgili seyirciler. Kocaeli Valisi Ercan Topaca tatil kararını kaymakamlara bırakmasının ardından İzmit Kaymakamı Sabit Kaya yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararı aldı.
Evet, kaymakamlar inisiyatif kullandı sevgili seyirciler. Yapılan açıklamaya göre İzmit'te tüm ilk orta ve liselerde okullar tatil edildi. Kartepe ve Başiskele'de ise sadece taşımalı eğitim yapan okullar tatil edildi. Diğer okullar için sabah 6'da karar verilecek demişler. Kocaeli Üniversitesi'nden ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Evet, dün akşam saatlerinde Kocaeli Üniversitesi'ne ulaşmaya çalıştık ama herhangi bir yetkililiğe ulaşamadık. Ulaşabilseydik bugün için ne karar alınacak? Bugün sınavlar var, öğrenciler gelemeyebilir. Umuttepe bölgesi karlı bir bölge, tıkanan bir bölge, trafiği efendim kilitlenen bir bölge kar yağdığında. Eğer bu böyle olursa tatil olur mu diye soracaktık fakat yetkililere ulaşamadık sevgili seyirciler. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Fevziye Camii'nin önündeki caddedeyiz. Efendim burada ilerleyen araçlar önde polis arabasını görüyorsunuz. Yol kenarında yürüyüş yolunda vatandaşların kardan adam gibi yürüyen görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz efendim. Onlar da yürüyüş yolunun kenarında efendim evlerine gitmeye çalışıyorlar. Evet, kar manzaraları bunlar. Kocaeli'den yaşanan kar manzaraları. Dün akşam ana haber bülteninde belediye başkanlarımıza bağlandık sevgili seyirciler. Belediye başkanları durumları bize amen değerlendirdi. Belediye başkanları bölgemizde kar yağışı şu anda devam etmekte fakat herhangi bir sorunla karşılaşmış değiliz diyor ve belediye başkanlarının söylemlerine bizler de güveniyoruz. Dün akşam saatlerinde itibaren ekipler çalışmalarını devam ettirdiler. Ekiplerin çalışmalarını da bugün sizlerle paylaşacağız son dakika başlıkları olarak. Efendim, kar nedeniyle yolda ve yurtta değişik yerlerde kazalar da meydana gelmiş. Hemen onlardan bahsedeceğiz. Hemen onları sizlerle buluşturacağız şimdi. Efendim, İki gün daha çıkmayın demişler. İstanbullular 2013'ün ilk kar yağışıyla haftaya başladı. Bir anda bastıran kar yağışı pek çok kişiyi işe giderken yolda yakaladı. İstanbul Valiliği bugün kar yağışı nedeniyle anaokulları ilk ve orta liselerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bolu, Karabük, Düzce ve Siirt ilçe çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Evet, Marmara'nın doğusu diyor sevgili seyirciler. Marmara'nın doğusu burası oluyor. Biraz da işte Düzce, Bolu, Sakarya'da tabii ki Marmara'nın doğusunda kalıyor. Marmara, büyük bir deniz, Marmara bölgesinin hemen doğusunda bulunan iller için uyarılar yapılmış. Kocaeli'de bunlar içinde diyoruz sevgili seyirciler. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı da Kocaeli'de biliyorsunuz ki o nedenle Doğu Marmara'dayız diye söyleyelim. Ve efendim, bazı uçak seferleri iptal edilmiş İstanbul'da. Buradan İstanbul'a gidecek, İstanbul'dan da yurt dışına ve hatta değişik illere gidecek olan kişiler varsa onlara da uyarımızı yapalım. Bazı bölgelere uçak seferlerinin iptal edildiği ifade ediliyor. Hemen şurada bizi Kocaeli dışında izleyen vatandaşlarımız da var. Onlar için de bilgiler verelim. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken eğitimi de olumsuz etkili. Eğitime bir gün ara verilen iller şöyle. Hemen okuyalım efendim. Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Sivas Merkez, Akıncılar, Divri, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Suşehri, Şarkış'ta, Ulaş ve Zara ilçeleri sevgili seyirciler Sivas'ta. Malatya Merkez ile Darende, Pütürge, Doğan Yol, Arapgir, Yeşilyurt, Akçadağ, Kahramanmaraş'ta Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçelerinde, Elazığ'ın Arıcak, Alacakaya, Baskil, Karakoçan, Maden ve Palo ilçelerinde, Bursa Merkez'de ve Büyük Orhan, Orhan ile Osman Gazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde, Samsun'un Salıpazarı ilçesi ve Canik ilçesindeki 25 köyde, Ordu'nun Çaybaşı, Çatalpınar, Çamaş, Gölköy, Korgan, Kabadüz, Kabataş ilçelerinde, Adıyaman'ın Çelikan ve Sincik ilçelerinde, Bingöl, Merkez ve Karlıova ilçesinde, Nevşehir merkezde eğitime bir gün ara verildi. Eğitime iki gün ara verilen iller de var sevgili seyirciler. Eğitime iki gün ara verilen iller arasında Kocaeli'yi saymıyoruz ama Tunceli, Ovacık ilçesi, Ordu'nun Akkuş, Mesudiye, Ulubey ve Gürgentepe ilçelerinde eğitime iki gün ara verildi. Siz tahmin edin ne kadar kar yağdığını, ne kadar kar yağışı olduğunu.
Binlerce köy yolu da kapalı. Doğu Anadolu bölgesinde iki gündür etkili olan kar dün Trakya üzerinden de ülkeye girdi. Tüm yurtta 2000'in üzerinde köy yolu kapanırken çığ düşen Çat Karlova karayolunu açmaya çalışan iş makinesinin üzerine ikinci çığ düştü sevgili seyirciler. Evet, görüntülerde gördüğünüz gibi bir kerata, evet, akülü araca binmiş ve kar üzerinde gidiyor. Polis sirenleri gibi efendim sirenleri var. Sinyalizasyon sistemi var. Gördüğünüz gibi büyükler de eğleniyor. Büyükler de bu kar beyaz örtüde eğlenmeye çalışıyorlar sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi. Evet, bu da graderler sevgili seyirciler. Graderler yolları açma çalışmalarında bulunuyorlar. Görüntüler Başiskele'den geliyor ve ekipler çalışmaları sürdürüyor. Hemen köy yolları nerelerde kapalı onları bahsedelim. Sevgili seyirciler, az önce eğitime bir gün ve iki gün ara verilen bölgeleri sizlerle paylaştık. Doğu Anadolu bölgesinde iki gündür etkili olan kar dün Trakya üzerinden de ülkeye girdi. Tüm yurtta 2000'in üzerinde köy yolu kapanırken çığ düşen Çat Karlova karayolunu açmaya çalışan iş makinesinin üzerine ikinci çığ düştü. Sürücü Muammer Yalçın çığ altında kalarak öldü. Aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da 693, Ağrı'da 354, Kars'ta 306 ve Ardahan'da 37 olmak üzere bölgede toplam 1390 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kar Hakkari ve Bitlis'te 448 köy ve 375 mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden olurken Bitlis-Mutki Karayolu Karçinbaşı mevkiine de çığ düştü sevgili seyirciler. Binlerce köy yolu kapalı ve gördüğünüz gibi çığ düşen yerler ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Uçak seferleri iptal demiştik. Hani ondan da biraz bahsedelim. Uçak seferleri nerelerde iptal? Hemen söyleyelim. Kar yağışı hava ulaşımını da aksattı. Karayolları çalışmalarını sürdürürken hava yolları ile ilgili de bilgiler geldi. Atatürk Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar başka illere yönlendirildi. British Airways, Londra, İstanbul ve KLM Hollanda Kraliyet Hava Yolları'nın Amsterdam İstanbul seferini yapan yolcu uçakları İzmir Andan Menderes Havalimanı'na indi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün 35 seferini gerçekleştiremeyen Türk Hava Yolları bugün yapılması planlanan yurt içi ve yurt dışı 49 seferini de iptal etti. Türk Hava Yolları yolcularını uçuş planlarını yapmadan önce 444-0844 numaralı çağrı merkezini aramalarını istedi. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle Marmara İstanbul Kültür Gelişim ve Maltepe Üniversitelerinde eğitime iki gün, Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile Gelişim, Sebahattin Zaim ve Fatih Üniversitelerinde bir gün eğitime ara verildi. Evet, eğitime ara verilen üniversiteler de var sevgili seyirciler, sadece ortaokul, lise ve ilkokulda değil. Hayvan severler için de uyarılarımız var. Hayvan severler ne yapacaklar sevgili seyirciler? Alacaklar kap kacak, dolduracaklar içine sıcak su, ekmek, hemen koyacaklar efendim dışarıya. Bu hayvanlarımıza, dışarıda bulunan hayvanlara biraz gıda desteği lazım. Hayvan severler soğuk hava ve yağış nedeniyle, kar yağışları nedeniyle zor günler geçiren sokak hayvanları için karlar üzerine yem bırakıyormuş. Köpeklere, kedilere mama bırakıyormuş. Teşekkür ediyoruz efendim bunları yapan vatandaşlarımıza. Yapmayan vatandaşlarımıza da biraz sağduyu diyoruz. Biraz incelik diyoruz. Hayvanların yaşama hakkının olduğundan bahsediyoruz. 741 köy yolunun ulaşıma kapandı. Sivas'ta kuşlar ekmek kırıntılarını yedi diyor sevgili seyirciler haberde. Görüntülere bakalım. Evet, kar lastiği takmayan ve zincir takmayan bir vatandaş yolda kalıyor gördüğünüz gibi. Aracıyla yol kenarına çekmiş ve inceliyor lastiklerini. Nasıl gideceğim bu karda, kışta nasıl çıkacağım bu bayırı diye düşünüyor. Ama yetkililer uyarılarını çok çok önceden yapmıştı. Bizler de yapmıştık. Sevgili seyirciler, demiştik ki kar lastiği alın. Lütfen kar lastiği alın. Kar lastiği yoksa zincir takınız. Zincir takmıyorsanız lütfen yola çıkmayınız demiştik. Ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Ekranlarda gördüğünüz gibi Devlet Hastanesi'nin olduğu bölgede kar yağışı nasıl etkili olmuş, onları sizlerle paylaşıyoruz bizler de sevgili seyirciler. Evet, İstanbul'da kar resmen esir almış şehri ve okullarda tatiller var, bahsetmiştik az önce de. Zonguldak merkezde ve tüm köylerdeki okullar kar sebebiyle bir gün tatil edildi sevgili seyirciler. Zonguldak'ta da tatil edildiğini söyleyelim.
Az önceki haberimizde söylememiştik. Ve İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Düzce'de yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Niğde'de ise durum da farklı değil. Niğde'nin Bor ilçesinde bu muhalefeti nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Varto, Muş'un Varto ilçesinde iki gün süreyle tatil edildi efendim okullar. Tekrar bahsedelim okulların hangi günler tatil edildiğini. Kars, sevgili seyirciler, Kars'ta valilik yazılı açıklama yaptı. Dedi ki, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personellerin 7-8 Ocak günlerinde idare izinli sayılacaklarını belirtiyoruz. Gelmesinler işe dedi. Hakkari'ye bakıyoruz efendim. Hakkari'de Merkez ve Yüksekova, Çukurca ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Biz burada kar mı diyoruz efendim buna? Yağan bu kar mı acaba? Hakkari'ye gidin, Ağrı'ya gidin. Böyle bir kar görememiştir. İki gün tatil ediyor okulları gördüğünüz gibi. Kamu personeli bile işe gidemiyor. Ağrı'ya bakalım. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilgilenildeki köy ve İBO'lar taşımalı merkezi ilköğretim ve ortaöğretim okullarının tatil edildiği açıklandı. Erzurum'da merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'nin ardından ilgilenildi. Okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu. Atatürk Üniversitesi'nde tatil ara var sevgili seyirciler. Tunceli'ye bakalım. Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 4 ilçede okullar 2 gün, 1 ilçede ise 3 gün süreli tatil var. Erzincan'da 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle öğrenim gören öğrenciler okullara gitmeyecekler. Bir gün süresince tatil var bütün okullarda. Bingöl'e bakalım. İlçelerinde ve ilde bir gün okulların hepsi tatil edildi. Öğretmenler ve öğrenciler okula gitmeyecekler bugün. Bayburt'ta yoğun kar yağışlarıyla bir gün tatil ve eğitimi ara diyoruz. Kahramanmaraş'ta yine yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Devam ederse yine açıklamalar olacaktır sevgili seyirciler. Ünye, sevgili seyirciler, Ordu'nun ilçesi Ünye'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar köylerde ve beldelerde bir gün tatil edildi. Ama merkezde tatil yok. Ünye'de merkezde okullar açık, gidebilirsiniz diyoruz. Nevşehir kent merkezinde kar yağışı nedeniyle ilk orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Sevgili seyirciler, Nevşehir'de kardan etkilenen bir ilimiz, okullar tatil edildi. Evet, kaza diyoruz. Şimdi flash haberlere geçelim sevgili seyirciler. Yurdun hangi bölgelerinde kazalar olmuş onları sizlerle paylaşalım. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 26 yolcu yaralandı. Kaza gece bir sıralarında Sirçalı Tekke beldesi yakınlarında meydana geldi. Hatay'dan Trabzon'a giden Mehmet Taş İdaresi'ndeki yolcu otobüsü yoldaki kar ve buzlanmadan dolayı kayarak şarampole devrildi. Şoför ve muavinle birlikte 40 kişiyi taşıyan otobüste 26 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ambulanslarıyla Boğazlıyan ve Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralı bir yolcu yolda kar ve buzlanma vardı. Yol çatallanınca şoför biraz şaşırdı. Bir sağa bir sola derken şarampole devrildik dedi. Yaralıların isimlerini açıklamışlar sevgili seyirciler. Uzun uzun bir liste var. 26 kişinin ismi, okumayalım onu. Adıyaman'a gidelim sevgili seyirciler. Evet, karı konuşurken, tatilleri konuşurken, karda meydana gelen kazaları konuşurken ve önlemleri konuşurken başka bir olay yaşandı Adıyaman'da. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 08.05'te, yani az önce diyelim efendim, yaklaşık yarım saat önce Adıyaman Akçatepe TUT merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi. Sevgili seyirciler, bununla ilgili detayları da biraz sonra sizlere aktaracağız tabii ki. Evet, bizlere sosyal paylaşım sitesinden yazan çok sayıda vatandaşımız var. Hemen onlara şöyle cevap vereyim ekranlardan. Sosyal paylaşım sitelerinde, evet, burada internetten paylaşımlarımızı yapıyoruz.
kocaelitv.com.tr sevgili seyirciler, www.kocaelitv.com.tr net bilgi alacağınız adres. Okullar tatil edildi mi? Hangi bölgelerde okullar tatil? Karda, kışta, kıyamette neler oluyor Kocaeli'de? Hepsi www.kocaelitv.com.tr adresinde diyoruz ve bizleri sosyal paylaşım sitesinden takip eden vatandaşlarımıza, izleyicilerimize ve takipçilerimize de teşekkür ediyoruz. Evet, vatandaşlarımız buradan da sormaya çalışıyorlar bize. Tabii ki bugün okula giden çocuklarımız var demiş İzmit merkezinde. İzmit'te göndermeyin efendim okullara öğrencilerinizi. İzmit'te okullar tatil dedik. Ve nerelerde tatil? Başiskele ve Kartepe'de tatil sevgili seyirciler. Vali Topaca kaymakamlara bıraktı. İdare siz de buyurun ne isterseniz yapın dedi. Vali Topaca'nın bu talimatından sonra kaymakamlardan 3'ü okulları tatil etti. İzmit kaymakamı Sabit Kaya sevgili seyirciler. Kartepe kaymakamı Mustafa Önaldı ve Başiskele kaymakamı Ali Partal dedi ki okullar tatil olsun ve okulların tatil edildiğini açıkladılar sevgili seyirciler. İzmit'te okullar bugün tatil. Diğer günler ne olur? Tabii ki ana haber bültenimizi ve www.kocaelitv.com.tr internet adresimizi takip edin diyoruz sevgili seyirciler. Ben haberler geldikçe sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir boğazımız kurudu, su içelim, haberimiz ekranlara gelsin. İlk haberimizi paylaşalım şimdi sevgili seyirciler. Kar yağışı ekipleri harekete geçirdi başlıklı haberimiz var. Kar yağışı ile ilgili neler oldu? Hangi ekipler harekete geçti ve dün neler yaşandı izleyelim. Kocaeli'de kar yağışı röterli dolsa etkisini gösterdi. Tepe bölgeler kara teslim oldu. Yağışın önümüzdeki 3 gün boyunca etkisini artırarak sürmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışı ile ilgili 12 ilçe belediyesinde ekipler nöbetleşe çalışmayı sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar timleri özellikle köylerde yolların karla kaplanmaması için griderleri hazır bekletiyor. Kocaeli'de deniz seviyesine kar neredeyse hiç düşmezken yüksek kesimler ise beyaza büründü. Kartepe'nin zirvesinde ise bugün kar kalınlığı 50 santim olarak ölçüldü. Üniversitenin bulunduğu Umuttepe bölgesinde kar kalınlığının 10 santime ulaştığı, öğrencilerin vize sınavlarının da bugün başladığı Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsü yolunda herhangi bir sorun yaşanmadı. İzmit'in yüksek kesimlerinde özellikle Umuttepe'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadelede seferberlik ilan etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Mustafa Altay, Umuttepe bölgesinde yoğun kar yağışına karşı özel ekiplerin konuşlandırıldığını ifade etti. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre hareket edildiğini belirten Altay, daha önceden tuz alımlarının yapıldığını söyledi. Altay, aniden bastırması beklenen kar yağışına karşı araç sürücülerinin de kar lastiği takmaları ve araçlarında zincir bulundurması yönünde uyarılarda bulundu. Bütün ekiplerimiz cumartesi gecesinden itibaren 150 araç, 200 personelle beraber oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir almak amacıyla sahadayız, çalışıyoruz. Sıkıntı olmaması için buradayız. Bir gün önce gelebilir diye bir gün öncesinde tedbirlerimizi aldık. Umuttepe yönünde, santralden Umuttepe Üniversite'ye kadar. Bir olumsuzluk olmadı, yağmadı gerçi ama dün gece de yine aynı tedbirlerimizi aldık. Tuzlama çalışmalarımız dün gece oldu. İstenilen düzeyde belki beklenen düzeyde kar olmadı. Tuzlama çalışmalarımızda dona karşı buzu çözdük. Sabah saatlerimizde olumsuzluk yaşanmadı. Biraz aksilik olur, kış biraz daha ağır geçer diye ekstra tuz tedbirlerimiz de var. Hala tuz transferlerimiz devam ediyor. Umuttepe, daha sonra Kartepe yolu ve Gebze'de Dilovası OSB yolları ile Gebze OSB yolları. Buralar bizim öncelik planlarımızda. 12 saat bir var diye, 12 saat bir var diye devam edeceğiz. Gelen sıkıntıda Mustafa Bey'in dediği gibi birebir işte 112 olsun, ambulans olsun. Genelde yalan ihbar da biraz fazla geliyor ama genelde elimizden geldiği kadar gönderip doğruluğunu tespit ettikten sonra müdahale ediyoruz. Şu anda başladı. Hazır bir vaziyette bekliyoruz. Herhangi bir kapanmada ya da trafiğin sıkışmasında müdahale ediyoruz. Yolları devamlı açık tutmaya çalışıyoruz. Sakarya bölgesinde süren yoğun kar yağışından en çok etkilenen Kandıra'da da ekipler hazır kıta bekliyor. Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tülin Oruç, köy yolları ile ilgili net bilgilere sahip olmadıklarını belirttiği açıklamasında ekiplerin ana arterlerde çalışmalar yaptığını kaydetti. Sıkıntı yok. Yani yoğun bir kar yağışı var ama kapalı bir yolumuz yok. Evet.
Peki efendim, bu zamana kadar tabii ki kar uyarıları yapıldı. Sizler gerekli tuz alımlarını ya da hazırlıklarınızı yaptınız mı? Nöbetleşe çalışan personel hazır mı göreve? Tabii ki, evet, evet. Aha, gece ve gündüz olarak ekiplerimizi düzenledik. Nöbetçi de bırakacağız hatta bu 3 gün çünkü kar yağışı gösteriyor. Evet. Evet sevgili seyirciler, kar haberleri gelmeye devam ediyor. Yurdun her yerinden kar haberlerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hangi yerde okullar tatil, hangi ilçelerde okullar tatil diye soruyorsanız yine söyleyelim efendim. İzmit, Kartepe ve Başiskele'de okullar tatil diyelim. Okulların tatil olduğu bölgeler oralar. Umuttepe'de okullar tatil mi? Umuttepe'de fakültelerde eğitim veriliyor mu? Öğrenciler gidebiliyor mu? Sınavlar var bugün sevgili seyirciler. Biliyorsunuz ki final haftasındayız ve sınavlara öğrenciler gidebiliyorlar mı? Umuttepe'ye çıkış var mı? Onunla ilgili bilgi henüz elimize gelmedi. Umuttepe'den de net bir yanıt, net bir cevap alamadık ama tabii ki paylaşımlarımız sürecek. Umuttepe'de okullar tatil mi? Üniversite öğrencileri merakla bu haberi bekliyor ama kent yöneticileri Umuttepe'de fakültelerin eğitim verip vermediğiyle ilgili bir yanıt vermiyorlar. Onunla ilgili sizlere aktarımlarımız olacak. Sevgili seyirciler, yine bakıyoruz bilgisayarımız önümüzde. Ne var ne yok hepsini sizlere aktaracağız sevgili seyirciler. İzmit'te, Kartepe ve Başiskele'de okullar tatil dedik. Adıyaman'da deprem meydana geldi dedik. Hiç karla alakası olmayan bir iş. Efendim Adıyaman'da diyoruz ki deprem meydana geldi. Sosyal paylaşım sitelerinde fotoğraflar var. Efendim atletle dışarı çıkan vatandaşlarımız var. Evet, kar çılgınlıkları diyelim onlara. Kar çılgınlıkları yapanlar var efendim. Ateşli Cevo demişler. Selamlar, saygılar. Atletle fotoğraflarını bizlere göndermiş. Karda dolaşırken, atletle gezerken fotoğraflar yer alıyor. Efendim Hilmiye Gövez fotoğraflar paylaşmış. Yine bakalım. Telefon mu var? Evet sevgili seyirciler, hattımızın diğer ucunda Kocaeli İl Milletim Müdürü Nevzat İspirli var. Günaydınlar efendim. Günaydın Esin Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Hamdolsun iyiyiz ama kar yağışı ile ilgili meraklı bekliyoruz. Neler oldu? Başiskele'de, İzmit'te ve Kartepe'de okullar tatil dedik ama başka ek bilgi var mı acaba? Evet, aynen öyle. Kartepe ve İzmit'te tamamen okullarımız tatil. Kandıra'da, Derince'de taşımalı öğrencilerimiz tatil. Kandıra ve Derince'de. Gölcük'te de sadece bir taşıma merkezi okulumuz tatil. Diğerlerinde şu anda bir tatil söz konusu değil. Gölcük'te de taşımalı dediniz değil mi bir yerde? Bir okulumuz. Bir okulda. Bir okulumuz sadece. Efendim bugün kar yağışının artmasıyla ilgili kriz masası oluşturuldu mu? Siz de oradasınız biliyorsunuz, dahilsiniz olmasa biz efendim. Biz izleyeceğiz Ersin Bey. Bugün net değil değil mi? Yarın ne olacağı? Okulların tatil yok, yapılacak. Yok, izleyeceğiz. Evet. Peki gece saatlerine kadar beklendi mi yoksa Kocaeli Valisi Ercan Topaca? Tabii biz yarına kadar sürekli ayaktaydık. Bile kadar ayaktaydık. Evet, Kocaeli Valisi Ercan evet. Topaca kaymakamlara sanırım yetki verdi. Evet, aynen. Sayın kaymakamlarımız da sayın valimiz yetkiyi verdi. Sabahleyin de işte zaten Kandıra dünden belliydi. İzmit ve Kartepe'de sabah erkenden tatil oldu 6 gibi. Evet. Diğer taşıma merkezi okullarımızda biraz evvel ifade ettiğim gibi sabah erken saatlerde duyuruldu köylerimize, öğrencilerimize tatil edildi. Diğer ilçelerimizde herhangi bir tatil söz konusu değil şu anda. Efendim sizler de tetiktesinizdir tabii ki. Perşembe kadar tabii kar yağışı olacağı ifade ediliyor. Perşembe tabii gününe kadar kar yağışı. Kriz masamız her halükarda takip edeceğiz. Pekala efendim. O zaman sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle diyorum ben. Daha sonra sizlerden yine bilgi almak için. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çocuklarımız kitap okusunlar. Tatilde olan çocuklarımız tabii karın tadını çıkarmakla beraber otursun güzelce böyle camın kenarında. Hem kitaplarını okusun hem de kışın keyfini yaşasınlar ama mutlaka kitap okusunlar. Evet, hem kar topu oynasınlar hem de kitap okusunlar diyorsunuz. Evet, 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 evet. Ve bugünü öyle değerlendirsinler. Teşekkür ederiz evet, efendim. Evet efendim. Efendim iyi günler diliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler, eğitimde önderimiz, eğitimde efendim Kocaeli'deki ilk isim Nevzat İspirli. Kocaeli İl Milletim Müdürü Nevzat İspirli'ye bağlandık ve kendisi bize Kartepe'de, Başiskele'de ve İzmit'te okulların tatil olduğunu, Kandıra'da ve efendim Derince'de ise taşımalı eğitim sistemiyle eğitim veren okulların tatil olduğunu ifade etti. Gölcük'te de bir okulun, taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren bir okulun tatil olduğunu sizlerle paylaşmış olduk. O zaman
Ne diyelim efendim, İzmit, Kartepe ve Başiskele'de okulların hepsi tatil ama Kandıra ve Derince'de taşımalı ve Gölcük'te bir okulun taşımalı eğitim veren bir okulun tatil olduğunu sizlerle paylaştım. Efendim Başiskele'de tepe bölgelerden bize fotoğraflar göndermiş Hilmiye Gövez isimli vatandaşımız. Teşekkür ediyoruz. Evet, çok güzel fotoğraflar bunlar. Kar nasıl ağaçları bembeyaz yapmış, elektrik tellerini, telefon tellerini bembeyaz yapmış sevgili seyirciler. Evlerin çatıları bembeyaz. Küçük evlerin, tek katlı evlerin, büyük binaların çatıları bembeyaz. Dağlar efendim sanki kara kalemle çizilmiş gibi beyazlı ve siyah dönük renkleriyle bize selam vermişler bu fotoğrafta. Teşekkür ediyoruz fotoğraf paylaşanlar. Efendim demişler ki aileler şaşkın, okulların tatil olması konusunda, zira İzmit'te tatil iken Gölcük ve civarındaki okullar tatil değil demiş Beylem Safrancı isimli izleyicimiz. Efendim hemen söyleyelim buradan, Beylem Safrancı isimli izleyicimizin cevabını verelim. Efendim İzmit'te okullar tatil, Gölcük'te bir okul tatil sevgili seyirciler. Gölcük'te bir tane taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren bir okulumuz tatil. Neden Gölcük'te ve civarındaki okullar tatil değil diye sormuş. Cevabını az önce de Sayın İlmi İletim Müdürü Nevzat İspirli vermişti. Sayın İspirli dedi ki efendim sadece bir okulda, Gölcük'te okullar tatil demiş. Biz de bunu buradan paylaşmış olalım ve kar fotoğrafları gelmeye devam ediyor sevgili seyirciler. Remzi eşsiz bir fotoğraf paylaşmış, hatta 3 fotoğraf. Ben bakıp sizlere tarif etmeye çalışıyorum ama evet, böyle bir fotoğraf sevgili seyirciler. Doğadan, araziden, ağaçlardan, yeşilliklerden görüntüler. Fakat yeşillikler tabii ki bembeyaz. Her yer bembeyaz örtüyle kaplı. Havanın kasvetli duruşu ve yerde bembeyaz örtü. Kar, evet sevgili seyirciler. Kar görüntülerini yollayan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İş yerimde durum demişler sevgili seyirciler. Buket Şenel bizlerle bir fotoğraf paylaşmış. Demiş ki efendim iş yerimde durum bu. Luna Park fuar içerisinde çalıştığını söyleyelim. Körfez güneşinin koltuklarının bembeyaz olduğu ve bazı bölümlerin bembeyaz olduğunu söyleyebiliriz sevgili seyirciler. Leyla Atakan Kültür Merkezi bembeyaz, beyaza bürünmüş. Fuar içerisinde yollar bembeyaz ve akşamdan fotoğraf paylaşan izleyicilerimiz var. Efendim akşamdan paylaşılan fotoğraflarda da evet durum farksız. Hava karanlık ve her yer bembeyaz diyoruz sevgili seyirciler. Evet, Gebze'den demokratgebze.com.tr internet sitesini ve Demokrat Gebze gazetesinin sahibi Murat Dağdeviren bir fotoğraf paylaşmış efendim. Gebze'de beyaz bir güne uyanmak demiş. Evet, sabah saatlerinde uyandığı sıralarda bu fotoğrafı paylaşmış. Ve bu fotoğrafta güneş var. Murat Dağdeviren'e efendim teşekkür ediyoruz. Güneşli bir fotoğraf bu. Havuz haricinde her yer bembeyaz, çatılar efendim, yeşillik alanlar bembeyaz. Burada parklar, bahçeler bembeyaz diyoruz ve güneşli bir sabah Gebze'de olmuş sevgili seyirciler. Bize Murat Dağdeviren göndermiş fotoğraf. Yusuf Seyrek gece kar yağışı ile ilgili fotoğraflar paylaşmış sevgili seyirciler. Yusuf Seyrek'e de teşekkür ediyoruz. Gece ne kadar kar yağdı, nerelerde kar yağdı, şöyle bir bakıyoruz tabii ki sizlerle paylaşırken. Kar yağışının oranı ve büyüklüğünü sizlerle paylaşırken bizler de tabii ki üşüyoruz, içimiz üşüyor kar yağışı dediğimiz zamanlarda. Sevgili seyirciler, yine İstanbul'dan, Körfez'den, her yerden fotoğraflar gelmiş. Facebook.com/KocaeliTV Haber'e herkes fotoğrafları atmaya çalışmışlar. Ve bizler de teşekkür ediyoruz tabii ki fotoğraf paylaşanlara teşekkür ediyoruz. Ve efendim yine geceden kar görüntüleri ekranlara gelecek tabii ki. Evet, okullar tatil dedik. Yurdun çeşitli bölgelerinde okulların tatil edildiğini sizlerle paylaştık. Ve kar ne kadar zaman sürecek, ne kadar zaman yağacak? Şimdi onunla ilgili haberimiz gelsin. Perşembeye kadar kar var başlıklı haberimiz. Telefon bağlantılarımız devam edecek. Bu haberimizi izleyelim şimdi. Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kar yağışının perşembe gününe kadar süreceği bildirildi. Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kar yağışının perşembe gününe kadar süreceği bildirildi. Salı ve çarşamba günleri yoğun kar yağışı etkili olacak. Kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar -3 dereceye kadar düşecek.
Salı ve çarşamba günleri yoğun kar yağışı bekleniyor. Yetkililer buzlanma ve don olaylarına karşın vatandaşları uyarıyor. Meteorolojinin tahminlerine göre kar yağışı perşembe günü sona erecek. Kar, cuma ve cumartesi günleri etkisini yitirirken yerini yağmura bırakacak. Yağmurla birlikte hava sıcaklığı da 5 dereceye kadar yükselecek. Evet sevgili seyirciler, kar haberleri gelmeye devam ediyor. Perşembeye kadar kar var dedik. Perşembe gününe kadar kar yağışı olacak. Az önce de İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat İspirli'ye bağlanmıştık ve kendisi bize perşembeye kadar kar yağışı ile ilgili önlemler alacaklarını ve kriz masası oluşturulduğundan bahsetti. Kriz masası gece saat 1'e kadar çalıştı sevgili seyirciler. Gece saat 1'de kriz masasından çıkan karara göre İzmit'te, Kartepe'de ve Başiskele'de okulların tamamının tatil edildiği, Kandıra ve Derince'de taşımalı eğitim sistemiyle eğitim veren okulların tatil edildiğini sizlerle paylaştık ve Gölcük'te de bir okulun taşımalı eğitim veren sisteminde eğitim veren bir okulun sevgili seyirciler tatil edildiğini bizlerle paylaştı İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat İspirli. Evet, Yozgat'tan üzücü haberi verdik sizlere. 26 yolcu yaralandı. Boğazlıyan ilçesinde otobüsün şarampole yuvarlanması nedeniyle efendim bir kaza gerçekleşti. Ve bakmaya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Yılmaz Karabıyık gazeteci arkadaşımız da www.facebook.com/kocaitivhaber'de fotoğrafları paylaşmış efendim. Ve bölge yazmıyor ama kar taneleri demiş. Elektrik direklerinde karların efendim süzüldüğü ve karların yağarak biriktiği görülüyor. Güvercinler, kuşlar çatıların altlarına saklanmış. Onların da fotoğrafı çekilmiş. Tepe bölgelerden fotoğraflar var. İzmit'e ne kadar kar yağdığını gösteriyor. Sevgili seyirciler, kar yağışı ile ilgili fotoğraflar geliyor. facebook.com/kocaitivhaber'e. Evet, Kartepe ve İzmit'te okullar tatil. Başiskele'de de okullar tatil diye yazalım oraya. Başiskele'de de okullar tatil sevgili seyirciler. Ve mesajlar gelmeye devam ediyor. Mesajlarda neler var bakıyoruz. Evet, demiş ki bir vatandaşımız, peki demiş, taşımalı eğitim sistemine gitmeyenlere izin sayılacak mı? Evet, Salim Sarı, nereden yazdınız bilmiyoruz ama şu anda Kartepe, Kandıra ve Kartepe, İzmit ve Başiskele'de okullar tatil. 3 ilçede okullar tamamı tatil ama Kandıra ve Derince'de taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren okullar tatil. Gölcük'te de bir tane taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren okul tatil sevgili seyirciler. Peki taşımalı eğitime gitmeyenlere izin sayılacak mı demişsiniz? Umarım cevabı olmuştur sizin sorunuza karşı. Evet, fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bu arada Zonguldak'ta bir göçük meydana geldi sevgili seyirciler. Zonguldak'ta maalesef yine madencilerimizi kaybettik. Zonguldak'taki madencilerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ve birçok sivil toplum kuruluşu da bu madencilerin kaybıyla ilgili paylaşımlarda bulunmuşlar. Bizler de acılarını yüreklerimize taşıyoruz. Ve başımız sağ olsun diyoruz Zonguldak'ın, Türkiye'nin sevgili seyirciler. Yine hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Okullar tatil mi değil mi? İstanbul'da hava durumu nasıl efendim? Uçaklar sefer yapıyor mu? Hepsini birazdan tekrar sizlere aktaracağız. Ve kar haberleriyle dolu bir Ajans 9 olacak bugün. Sizlere 2 saat boyunca ne kadar bilgi istiyorsanız, kimlerden duymak istiyorsanız o bilgileri, o kişilerden bilgiler aktaracağız sevgili seyirciler. Arkadaşlarımız Kocaeli Valisi Ercan Topacı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na bağlanmaya çalışıyorlar. Onlardan da net bilgiyi almaya çalışacağız. Sizler de ekranlarda bizleri izlerken hem biz hem siz bilgi sahibi olmuş olacaksınız sevgili seyirciler. Az önce İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat İspili'den de ilk bilgiyi ortaklaşa aldık. Sizler ekran başında, bizler de ekran önünde ilk bilgileri sorduk ve sizler için aldık. Ve Nevzat İspirli'nin bir uyarısı ya da bir önerisi vardı efendim çocuklar için. Diyordu ki çocuklara kar topu da oynayın ama bugünü kitap okuyarak değerlendirin. Okulda değilsiniz, evdesiniz ama kitaplarınıza şöyle bir göz gezdirin, ufkunuzu açın, kar yağıyor, kara bakın camlardan ve tabii ki kar topu da oynayın diyor. Eğlenmeyi de ihmal etmeyin ama tabii ki okumayı da, kitap okumayı da ihmal etmeyin diyoruz sevgili seyirciler. Evet, Kandıra'da taşımalı eğitim tatil, Derince'de taşımalı eğitim tatil ve
tabii ki Kandıra, Derince'de taşımalı eğitim tatil diyoruz ve Gölcük'te de bir tane taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren okulumuzda tatil olduğunu söylüyoruz sevgili seyirciler. Evet, Kocaeli'den, İzmit'ten de kaza haberleri geliyor, üzücü haberler geliyor. Şimdi onları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Neler var, neler yok İzmit'te, Kocaeli'de neler yaşanıyor? Evet, demiştik İzmit, Başiskele ve Kartepe'de okullar tatil diye. Kaza haberlerine bakalım biraz da. Kaza olmuş mu günün ilk saatlerinde? Evet, 16 yaşında bir genç kulağında otomobille kaza yaptı. İki kişi yaralandı. Gölcük'te 16 yaşındaki BÖ yönetimindeki otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra takla attı kazada. BÖ ve yanındaki 7 yaşındaki kız kardeşi yaralandı. Kaza Değirmendere semti Yoncalı Köprü'de meydana geldi. Kız kardeşi 7 yaşındaki İÖ'yü de yanına alan BÖ babasına ait otomobille gezmeye çıktı. Ehliyetsiz BÖ bir süre sonra aşırı hız nedeniyle otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan araç bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan iki kardeş çağrılan 112 acil servis ambulansıyla Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Evet, Allah korudu diyelim ama 16 yaşındaki çocuk ne arıyorsun direksiyonda dedi, sormak lazım. Babası, annesi yetkilerinde sorması lazım ki şu anda soruyorlardır. Evet, yılın ilk kaza haberleri diyoruz. Kar yağışıyla birlikte biliyorsunuz ki 2013 yılının ilk kar yağışı dün bölgemize gelmişti. Evet, bölgelerde neler var? Umuttepe'de durum nasıl? Merak edenler için aktaralım sevgili seyirciler. Dün gece sadece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde 20'den itibaren her yerde etkili olmaya başladı. Deniz seviyesinde de etkiliydi. Yaklaşık yarım saatlik süre içinde İzmit kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Evet, şimdi o görüntüleri Ali'den istiyorum. Görüntüler gelsin ekranlara, üzerine de konuşalım. İzmit merkezinden, evet şimdi gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, İzmit merkezinden işte akşam saat 20 civarında etkili olan kar yağışı ile ilgili görüntüler geliyor. Ve o kar yağışı yaklaşık yarım saat içerisinde İzmit'i beyaz örtüyle kapladı. Bunlar gördüğünüz gibi yarım saatte meydana gelen beyaz örtü sevgili seyirciler. Yollarda henüz fazla birikim olmadığından trafikte herhangi bir sorun yaşanmadığı ifade edildi. Fakat gece saatlerinde araçlarıyla ilerlemekte olan vatandaşların zorluk çektiğini söyleyebiliriz. Az önceki görüntüler de biraz sonra gelecek. Araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar, ilerlemekte güçlük çeken vatandaşları sizlerle paylaşacağız. Meteoroloji etkileri hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşeceğini, kar yağışının da belirli aralıklarla şiddetli olmak üzere yarın da devam edeceğini bildirdi. Bölgelere göre 5 ile 20 santim arasında kalınlığa ulaşılabileceği belirtilen karın beraberinde bazı sorunlar getirebileceği de hatırlatılarak tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Evet, şu anda dışarıda kar yağışı yok. Her yer bembeyaz ama kar yağışı yok. Fakat bugün yine Meteoroloji Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre kar yağışı şiddetini arttırarak devam edecek. Bugün bu karın üstüne biraz daha kar yağacak. Kar yağışından en fazla etkilenen yerlerden olan Umuttepe'de yolların açık kalması için ekipler yoğun bir çalışma yapıyor. Dün gün ortasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Mustafa Altay'a bağlanmıştık. Mustafa Altay da bizlere durumla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Ekiplerimiz Umuttepe'de yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor demişti. Ekiplerin çalışmaları sürerken tabii ki bizler de ilk görüntüleri sizlere aktardık. Canlı telefon bağlantıları yaptık ve sizlerle o görüntüleri paylaşmıştık. Öte yandan Yuva Makarca'da yolların kapandığı öğrenildi sevgili seyirciler. Yuva Makarca'da yollar kapalı, uyarıda bulunalım o bölgede oturan vatandaşlarımız. Eğer araçlarında zincir, kar lastiği yoksa lütfen yola çıkmasınlar. Gölcük ve Körfez'de de bazı yollar yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı durumda. Pek çok köy yolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor sevgili seyirciler. Bunu da buradan paylaşmış olalım. Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yarın gündüz sıcaklık sıfır, gece -2 derece civarında seyredecek. Kar yağışı yarın da devam edecek, sıcaklık 1 derece yükselecek. Perşembe günü yağış yok, sıcaklık 2 derece. Cuma günü ise yağmur bekleniyor, sıcaklık 5 dereceye kadar çıkacak. Evet, perşembeye kadar kar yağacak dedik. Perşembe günü kar yağışı kesilecek ve
sıcaklıklar 1 derece olacak. Cuma günde yağmur bekliyoruz sevgili seyirciler. Evet, yine söyleyelim. facebook.com/kocaelitvhaber adresimizde fotoğrafları paylaşmaya devam ediyorsunuz. Bizler de buradan sizlerin isimlerinizi söyleyerek fotoğraflarınızı aktarıyoruz. Nereden çektiğinizi de belirtirseniz gerçekten iyi olur diyoruz ve fotoğraflar arasında bakıyoruz efendim nerelerden gelmiş fotoğraflar. Evet, vatandaşlarımız ile fotoğraflar sizler paylaşıyorsunuz fotoğraflarınızı ve bizler de buradan aktarmalarımızı sürdürüyoruz. Evet, akşam saatlerinde çekilen fotoğraflar var. Efendim Selahattin Aydın paylaşmış, yine kar üzerinde fotoğraflar çekilmiş, aracının fotoğrafını çekmiş efendim. Aracı bembeyaz, markasını modelini görmek mümkün değil, tanımak mümkün değil. Evet, karla ilgili tabii ki fotoğraflar gelmeye devam ederken ağaçların arkasında efendim karla kaplı ağaçların arkasından fotoğraflar geliyor. Kar topu oynayan çocuklar ve ailelerin fotoğrafları geliyor. Biraz sonra ekranlara da bu görüntüler de gelecek. Minik çocukların kar topu heyecanı, kar heyecanı ekranlarda olacak az sonraki görüntülerde sevgili seyirciler. Evet, bakıyoruz yine efendim haberler arasında. İzmit'te kaza yok. Herhangi bir kaza olduğu ifade edilmemiş. Son dakika haberlerine şöyle bakıyoruz. Ajanslardan geçen bilgiler ışığında da sizlere aktarımımızı sürdürüyoruz. Efendim kaza haberi gelmedi ama okullar tatil oldu diyoruz. Yine Başiskele, İzmit, Kartepe'de tüm okullar tatil. Ama Kandıra, Derince'de taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren okullar tatil. Sonrasında ise Gölcük'te bir okulda efendim, bir taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren bir okulda tatil olduğunu ifade ederim. Ve gördüğünüz gibi akşam saatinde görüntülerimiz, araçlar yol kenarına çekilmiş. Araç sürücüleri kar lastiği olmadığı ve zincir takmadığı için araçlarını yol kenarına çekmiş. Bir kaza, evet, görüntülerde bir kaza, tabii ki yaralanma veyahut da yaşamını yitirme yok. Fakat kazalar önemli, araçlar duramıyor ve bir kaza meydana geliyor. Gördüğünüz gibi aracın sahipleri de kaza bölgesinde fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. Hasar tespiti için sigortaya veyahut da kuruluşlara bildirmek amacıyla. Evet, bu yolu tanımak mümkün mü sevgili seyirciler? Bakın, bembeyaz olmuş yol ve her yer bembeyaz, bir efendim ağaçlarla çevrili bir yol sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi bu yolun kenarında Kocaeli Ticaret Odası var. Evet, bu yolu tanımak mümkün mü? Değildi ama Kocaeli Ticaret Odası'nı görünce biraz tanımış olduk. Kartepe ve İzmit'te tüm okullar tatil sevgili seyirciler. Altyazıda da gördüğünüz gibi Kandıra, Başiskele, Derince'de taşınmalı eğitim gören okullar ile tatil. Körfez'de eğitim devam ediyor. Efendim Gölcük'te de bir tane taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren bir tane okulumuz tatil. Onu da ekleyelim tabii ki. Ve bize fotoğraflar gelmeye devam ederken son dakika hangi okullar tatil diye söylüyoruz ve www.kocaelitv.com.tr bu da internet adresimiz efendim. Net bilgiyi dakikası dakikasına an be an sizlerle paylaşıyoruz ve sizlerle efendim aktarılımımız sürüyor. Veriler bize yazmaya devam ediyor sevgili seyirciler sosyal paylaşım üzerinden. Aileler şaşkın demiş yine bir vatandaşımız. Ne yapacağız, okula göndereceğiz mi yoksa kalacak mı? Ben çocuğumu giyindirdim ama okula gönderemiyorum demiş bir izleyicimiz, bir veli. Evet, doğru söylüyorsunuz efendim. Yollar eğer karla kaplıysa, öğrenci bir araç bulamıyorsa efendim tabii ki gönderemeyeceksinizdir. Ve sosyal paylaşım sitelerinde sevgili seyirciler yine fotoğraflar var. Onları sizlerle paylaşalım. Kimler paylaşmış efendim? Şöyle bir bakalım. Evet. Hemen ekranlara gelen görüntüleri de sizlere aktarmaya çalışalım. Evet, gördüğünüz gibi mahallelerden, sokaklardan, caddelerden görüntüler var. Bu caddeleri tanımak mümkün değil ama şöyle bir baktığımızda bizim tanıyabileceğimiz bazı objeler, bazı nesneler olduğunda tanımakta efendim fayda sağlıyor o objeler. Gördüğünüz gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin grideri şu anda yolları temizliyor sevgili seyirciler. Evet, bir minik bir polis arabasına binmiş ve kar üzerinde adeta dans ediyor o araçta. Biraz sonra o araca babası da binecek. Sadece o eğlenmiyor efendim araçta. Gördüğünüz gibi araçta ışık sistemi yapılmış, polis aracı gibi, jandarma aracı gibi. Ve evet,
velisi olduğunu tahmin ettiğimiz bir vatandaş o minicik araca binmiş ve şu anda başka biri sevgili seyirciler görüntülerde yine o araçta drift yapmaya çalışıyor. Bu kaymanın adı drift diyoruz. Evet, bir kepçe şimdi görüntülere geliyor. Efendim sanıyorum ki bir tuz ambarından tuz alıyor ve kamyonlara yüklüyor. Evet, görüntülerde bu şekilde tuz ambarına girmiş ve tuz ambarından kamyonlara tuz yüklüyor kepçeler. Akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle bizler de sizlere görüntüleri aktaralım. Efendim sabah bizler neler gördük? Evet, bizler de iş yerine geldik tabii ki ve iş yerine gelirken neler gördük? İzmit'te özellikle üst geçitlerden biraz bahsedelim. Üst geçitlerde kar kaplı üst geçitler gördük. Efendim tuzlama yapılmamış üst geçitlere hemen buradan söyleyelim. Üst geçitlerde yürümek bir dakikayı alıyorsa bazı vatandaşlarımız, yaşlılarımız özellikle yürüyemediler. Yaklaşık 10 dakikada 15 dakikada üst geçitten karşıya geçtiklerini söyleyebilirim. Benim sabahki izlenimlerim bunlar sevgili seyirciler ve fuar bölgesinde özellikle karla kaplı alanlar vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu bölümlerde tren yolu çalışmalarının yüksek hızlı tren olan çalışmaların olduğu bölgelerde karla kaplı yerler vardı. Evet, Umuttepe bölgesine şöyle bir baktık. Bağçeşme bölgesine şöyle bir baktık. Efendim bembeyaz örtüyle kaplıydı. Orada bulunan araçların hareket ettirilemediğini düşünüyorum. Ve oradan şu an ajanslardan net bilgi gelmedi. Arkadaşlarımızdan da gelmedi ama geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Programımızın daha yarım saatlik 40 dakikalık süresini geride bıraktık. Ve 2 saat boyunca sizlerle burada onları paylaşacağız efendim. İzmit'te özellikle neler olmuş? Gebze'den telefon bağlantılarımız olacak biraz sonra. Arkadaşlarımız bize Gebze'den yine muhabirlerimizi bağlayacak ve oradan net bilgi alacağız. Kandıra'dan Murat Yıldırım hattımıza bağlanabilir. Kandıra'dan Murat Yıldırım bizlere Kandıra'da durumun ne olduğunu aktarabilir. Yine telefon bağlantıları bekliyoruz sevgili seyirciler. İsterseniz bir haberimizi ekranlara getirelim şimdi. Haydarbaş sevgisi salona sığmadı diyelim sevgili seyirciler. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Haydarbaş önceki gün Kocaeli'deydi ve Kocaeli'de efendim partililere seslendi. Konferansa Haydarbaş'ın katılımı nedeniyle yoğun bir katılım oldu sevgili seyirciler. Siyasi olan olmayan, efendim sivil toplum kuruluşlarına üye olup olmayan herkesi burada gördük. Haydarbaş'a bir sevgi seli vardı ve bu sevgi seli salona sığmadı. İzliyoruz. Profesör Doktor Haydarbaş, Kocaeli'ye gelerek Milli Kahramanlarımız adlı konferansa katıldı. Çok sayıda partili ve vatandaş Haydarbaş'ı dinlemek için Sabancı Kültür Merkezi'ne akın etti. Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen programa Haydarbaş'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları da katıldı. Programa Tüysüzler Şirket Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Tüysüz de eşlik etti. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmalar öncesinde İstanbul'dan gelen hafızlar Mustafa Yıldırım ve Mustafa Uyar Kur'an-ı Kerim okudu. İstanbul'la yine ödülün dediği bu papaz Andrei denilen adamla beraber aynı evde... Yapalım, yürüyecek, vatanımıza sahip çıkın. Bu milletin en büyük vasfı Haçlı İttifakı'na karşı verdiği tarih boyu mücadeledir. Konferansta söz alan Haydarbaş konuşmasında neden tüm başkan yardımcılarını programa getirdiğini belirtti. Baş, bu milleti değiştirmeye yüz tutanlar ancak kendilerini değiştirebilir ifadelerini kullanarak sık sık hükümete yüklendi. Kitapta ele aldım, sosyal devlet ve milli devlet adı altında bir tez gündeme getirerek onu da iki defa olmak üzere dünya çapında sosyal devlet adamlarına tasdik ettirdim, huzurumuza getirdim. Birliğin ülkeme benim böyle bir cumhurbaşkanı lazım dersiniz. Evet sevgili seyirciler, telefon bağlantılarımız devam ediyor. Haydarbaş'ı ekranlara getirdik. Karla ilgili haberlerimize geri dönelim ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Mustafa Altay hattımızda. Alo. Alo, buyurun. Günaydınlar efendim, nasılsınız öncelikle? Günaydınlar, teşekkürler.
Sağ olun. Efendim, kar yağışı devam etti. Dün akşam saatlerinde özellikle bastıran kar yağışıyla birlikte İzmit'in tepe bölgelerinde yolların karla kaplı olduğunu belirttik. Efendim, Gebze Belediye Başkanı'na, Kandıra Belediye Başkanı'na, Çayırova Belediye Başkanı'na ulaşmıştık akşam. Bölgelerde nasıl durum? İyiydi demişti ama şimdi gece yarısından sonra nasıl, onu öğrenmek istiyoruz. Sizler bize belirtir misiniz? Gece yarısından sonra da bir ciddi manada bir problem olmadı. Şu anda yollarımız azıcık en önem verdiğimiz artır olan Umuttepe yolu, santralden üniversiteye kadar olan kesim tamamıyla açık. Gece saatlerinde biraz buzlanma oldu. Buzlanmaya karşı da buzlama çalışmalarıyla önlem aldık. Ciddi manada bir sıkıntımız yok. Şu anda kapalı olan yolumuz yok denecek kadar az. Evet. Efendim, Umuttepe'de final haftası biliyorsunuz ki öğrenciler evet. Okula gidemediklerini ifade ediyorlar. Doğru mudur acaba? Öğrenciler okula gidemedikleri o bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle. Sabah 6'dan beri ben oradayım. Devamlı güzergahı kendim de kontrol ettim. Hiçbir sıkıntı yok. Normal bir şekilde trafik akıyor. Kar zaten yok. Buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarını yaptık. Evet. Hem ambulans yolundan hem de Erenler Santral yokuşunda yol açık. Hiçbir sıkıntı yok şu anda. Sayın Altay, tabii ki tek şansımız ayaz olmaması ve buzlanma olmadı. Bu nedenle araçların kayma riski veyahut da daha tehlikeli boyutları taşıma riski de ortadan kalkmış oldu ama köy yollarını merak ediyorum efendim. Köy yollarından acil bize ambulans getirin, köy yollarına acil grader lazım, şehir merkezine gitmemiz lazım diye şikayetler geldi mi? Ya da yok, köy yollarını durmasın. Öyle bir talep almadık. Başkelerin ufak bazı köylerinde, üst köylerinde çok ufak tefek kapanmalar oluyor. Onları açıyoruz. Ciddi manada, yani zincirli araç gene çalışabiliyor. Ciddi manada bir kapalı köy yolumuz yok. Evet. Yani bize gelen ambulans gönderin hastamız var diye bir talep de yok şu anda. Evet. Zaten öyle bir talep olduğu zaman da graderle yol açarak vatandaşa ulaşıp vatandaşı ana yola, ana artere çıkmasını sağlıyoruz. Evet. İzmit merkezde durumu anlattık efendim. Gebze'den veyahut da diğer ilçelerde durum nasıl? Biraz daha böyle Kandıra'da mesela Sakarya'dan ilk kar Kandıra'ya geldi. Kandıra'da şu anda hiç sıkıntı yok. Evet. Kandıra ile ilgili de hiçbir sıkıntımız yok. Gebze ile ilgili özellikle OSB'lere ulaşımda sıkıntı oluyor. Aynı anda 70-80 bin kişi girip çıkıyor Gebze'deki OSB'lere. Evet. Buralarda da sabah saatlerinde yine buzlanma vardı. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yaptık. Saat 7 itibariyle, 7.30 itibariyle bütün tuzlama çalışmalarımız tamamlandı. Ulaşım aktarı şu anda açık. Kardan dolayı kapanma da yok, buzlanma da yok. Hiçbir problemimiz yok şu anda. Evet efendim, Kartepe'de kayak bölgesine çıkılan yerde veyahut da Kartepe'nin yüksek bölgelerinde efendim yolda çalışmalar yapıldı mı? Açılma çalışmaları oluyor mu? Kartepe'de zaten bizim 4 tane iş makinamız var. 2 tanesi karıp çalışır tuz makinesi, 1 tane grader, 1 tane loaderimiz var. Orada şimdiye kadar hiç kapanmadı. Yani bir haftadır falan Kartepe'de kar var. Şimdiye kadar hiç kapanmadı. Her daim açık tuttuk Kartepe'yi. Evet. Burada da bir sıkıntımız yok. Şu anda bize akseden yolumuz kapalı, gelin açın diyen bir vatandaşımız olmadı. Hı hı. Yollarımızda hiçbir problemimiz yok. Kayan da yok. Ben sabah 6'dan beri oralardayım. Yani 7.30'a kadar kayan falan da yoktu. Biraz daha vatandaşlarımız kar lastiği falan da kullanınca ciddi manada sıkıntı olmadı. Evet, tabii ki bölgelerden bize telefonlar ve mailler gelmeye devam ediyor. O yüzden sizlere de sormak istedim. Tabii ki efendim, tuzlama çalışmalarına tuzlarımızda, yeterli stoğumuzda tuz var mı? Tuzla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ankara'dan devamlı olarak tuz sevkiyatı yapıyoruz. Zaten evet. İhalemizi ona göre yapmıştık. Stoklarımızdaki var olan tuz bile henüz daha tükenmedi. O bile evet. Ciddi manada 5000 tona yakındı. Ekstradan 15 bin ton daha tedarikte bulunduk. Onunla ilgili malzeme ve ekipmanla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Evet efendim. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Efendim sizlere... Personelimizde 7/24 çalışıyor. Evet. Özverili çalışıyor. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Şu anda bir sıkıntımız yok. Evet, bize akseden bir sıkıntı yok. Efendim teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Sizlerin işi zor tabii ki. Karda çok yoğun çalışmalar sergiliyorsunuz. Umarım evet. Başarılı olursunuz diyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sayın Mustafa Altay'la görüştük ve kendisi bize aktarımlarda bulundu. Herhangi bir sıkıntı yok dedi. Şu anda elimize ulaşan
acil yardım talepleri de yok. Bizler çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sabah 6 sıralarında Umuttepe'ye çıktık. Umuttepe bölgesinde çalışmalarımızı yaptık. Daha sonrasında ise efendim Kartepe'de de 6 tane ekibimiz var. Orada da çalışmalarını yapıyorlar. Yolların açık kalmasıyla ilgili. Başisker'de Üsttepe köylerden bazılarında yollar kapanmıştı. Oraları da açmak için şimdi çalışmalar yapıyor ekiplerimiz diyor efendim. Ve bunları da sizlerle paylaşmış olduk. Aktarımlarımız sürecek ama bir vatandaşımız Vildan Yılmazer bize demiş ki İzmit merkezde oturup da Anadolu Lisesi'ne giden öğrenciler ne yapacak? Şu an oğlum beni aradı. Sınavlar iptal diye. Bu nasıl iş? Kardeşim son derece duyarsızlık had safhada demiş efendim. Vatandaşların da tabii ki kriz masasından geç haber çıkması nedeniyle vatandaşların isyanda olduğunu ifade ediyoruz sevgili seyirciler. Evet, bizlere teşekkür edenler var. Verdiğimiz bilgiler için de teşekkür eden vatandaşlarımız var. Çok sağ olun efendim. Ama karla ilgili sıkıntılar, karla ilgili sizlerin de mağduriyeti varsa lütfen bizlerle paylaşın. Bizler burada sizlere aktarımlarımızı sürdürmek istiyoruz. Ve az önce gündüz görüntüleri vardı Ali'cim. Onu ekranlara getirebilir miyiz? Evet, bunlar sabah saatlerinde çekilen görüntüler sevgili seyirciler. Evet, gördüğünüz gibi yolda kar izleri var. Araçlar ve insanlar geçmiş. Gördüğünüz gibi tepe bölgelerde nasıl kar yağışı etkili olmuş. Ağaçlar resmen kara kalemle çizilmiş gibi efendim bize poz vermiş burada. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler yeşillik alanlarda, evlerin bahçelerinde kar yağışı etkili. Yollarda buzlanma olmaması çok şanslı olduğumuzu gösteriyor. Ayaz olmadığı için buzlanma olmadı. Fakat bu yollarda da ilerlemekte araçlar zorluk çekti. Neden? Çünkü kar yağışı etkili oldu ve kar lastiği takmayan vatandaşlarımız, aynı zamanda zincir takmayan vatandaşlarımız bu yollarda da ilerlemekte güçlük çekti. Gördüğünüz gibi kar örtüsüyle kaplanmış yollar ekranlarda sevgili seyirciler. Evet, tabii ki çeşitli ilçelerden de fotoğraflar ve videolar göndermeye çalışıyor arkadaşlarımız, ekiplerimiz. Ağaçların üzerinde nasıl kar var, araçların üzerinde nasıl kar var, gördüğünüz gibi kuşlar da uçuşuyor. Kuşların derdi efendim biraz yiyecek bulabilmek. Köpeklerin, kedilerin derdi biraz yiyecek bulabilmek. Efendim bizim de işimiz onlara biraz mama, yiyecek verebilmek efendim. Tabii ki bunu da sizlerle paylaşıyoruz. Bize gelen mesajlar var sevgili seyirciler, onları da paylaşalım. Kimlerden tweetler geliyor efendim? Hemen bakıyoruz. Körfez'de eğitim devam ediyor. Tatil şu an için yok demişiz efendim. İzmit'te tüm okullar tatil. Alikaya ve İzmit'te bağlı beldelerde okullar tatil. Körfez'de tatil yok. Vatandaşlarımıza da cevap vermeye çalışıyoruz. Twitter'dan ve Facebook'tan bizlere yazan vatandaşlarımıza. Evet, İzmit ve Kartepe'de tüm okullar tatil. Başiskele, Kandıra, Derince'de taşınmalı eğitim sisteminde eğitim veren okullar tatil dedik ve Gölcük'te sevgili seyirciler bir tane taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren okul tatil. Evet, bir telefon bağlantısı işaret ediyor arkadaşlarımız. Hattımızın ucunda evet Murat Yıldırım var Kandıra'dan. Gazeteci Murat Yıldırım, alo. Alo. Günaydın Murat Yıldırım, nasıl durumlar Kandıra'da? Günaydınlar, sağ olun. Kandıra'da durumlar nasıl? Sakarya'dan dün ilk kar haberini Kandıra'da olduğunu söylediler. Kandıra'ya ilk kar haberi geldi ve bizler de bunu buradan ilk paylaştık gün ortasında ama şu anda Kandıra'da durum nedir? Dün gece sabah saat 5-5.30 aralarında başlayan kar yağışı Kandıra'da hala etkisini sürdürüyor. Şu an kar kesmiş, güneş açmış gibi gözüküyor ama kar toplayacağı benziyor hava. Yollar falan şu an açık, herhangi bir sıkıntı yok. Kar kalınlığı da 30 santimetre bulmuş durumda. Ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarının ve Kandıra Belediyesi araçlarının geceleyin yaptıkları kar küreme çalışmaları sonrasında yollarda herhangi bir kapanma söz konusu değil. Okullar tatil olduğu ifade edildi. Sadece taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren okulların tatil olduğu ifade edildi. Taşımalı eğitim vermeyen diğer okullara ulaşım nasıl? Taşımalı eğitimdeki okullar şu an için tatil. Oradan gelen servis araçlar şu an çalışmıyorlar. Ama Kandıra merkezinde herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Kandıra merkezindeki öğrenciler genelde zaten servislerle okullara yine aynı şekilde veya yürüyerek gidiyorlar.
Bir sıkıntı yok. Fakat gidemeyen öğrenciler için yine idari herhangi bir yaptırım yapılmayacağı söylendi. Evet. Bu anlamda herhangi bir öğrenciler açısından sıkıntı da yok. Çoğu da gitmiyor zaten şu an. Kar nedeniyle bazı toleranslar, bazı şeyler yapılacak diyorsunuz. Peki Kandıra'da köy yolları ile ilgili bilgiler geldi mi size? Bize ulaşamıyoruz. Köy yolları ile ilgili şikayetler geldi mi gelmedi mi? Bize öyle bir şikayet gelmedi ama sizde öyle bir şey var mı Kandıra'da köy yolları ile ilgili? Köy yolunun herhangi bir şu an için sıkıntı yok. Evet. Yani Koca Büyükşehir Belediyesi'nin araçları şu an yollarda temizlik çalışmalarını yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Kar lastiği takmayan ve zincir takmayan araçların yolda kaldığı görüntüleri rastladınız mı? Evet. Yolda trafik... Oluyor, bazen o şekilde küçük çaplı olaylar oluyor. Tabii. Evet. Ya trafiğin tıkandığı noktalar oldu mu bu yüzden? Gecenin yaptığı ayazla birlikte sabahleyin buzlanma da söz konusu oldu. Ne kadar yollar açılmış da olsa araç şoförlerinin çok dikkatli olması lazım tabii. Evet. Peki merkezde esnaf kapılarını açabildi mi, kepenkleri açabildi mi? Kar biliyorsunuz yolları kürüyoruz ama esnafların da kapısını kapatabiliyor. Zaman zaman böyle şeyler oluyor. Şikayetler geldi mi öyle sizlere? Yok, herhangi bir şey yok. Evet. O anlamda hiç sıkıntı yok şu an. Evet, Kandıra'da olağanüstü bir durum yok. Her şey olağan, kar yağdı, böyle oldu diyoruz. Pekala. Teşekkürler Murat Yıldırım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Kandıra'dan gazeteci Murat Yıldırım hattımıza bağlandı ve telefon bağlantısıyla Kandıra'da olağanüstü bir şey olmadığını söyledi. Şimdi bir reklam arası işaret ediyor arkadaşlarımız. Reklam arasından sonra yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim sevgili seyirciler. Ve Ajans 9 ikinci bölümde de kara haberleriyle burada olacak. Bir yere ayrılmayın. Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası. Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün. Sarraf tüysüzlerde İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz. Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 02 04. Aracınızın Itemize gelmesini beklemeyin. Siz getirin. Optimum performans ve tasarruf yakıtı alın. Daha az yakıtla daha çok yol gidin. Tasarruf Optimum'da, Optimum Itemize'de. Termal su kaynaklarıyla binlerce yıldır uygarlıklara hayat ve sağlık veren Kocaeli, yeni yatırımlarla Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. Bu yeni yatırımlardan biri olan The Nest Hotel sahip olduğu 5000 metrekarelik termal spa alanıyla sağlık ve tatil keyfini bir arada sunuyor. 457 yatak kapasitesiyle The Nest Hotel'in size özel dizayn edilmiş odalarında evinizdeki konfor ve rahatlığı bulacaksınız. Dünya standartlarındaki 4'ü kapalı, 1'i açık, 5 adet termal havuzda şifa bulacaksınız. Termal suyun cilt hastalıkları, romatizmal hastalıklar, fonksiyonel düzenleyici ve strese bağlı oluşan hastalıklarda iyileştirici etkileri bulunmaktadır. Beslenmede florür eksikliğine bağlı oluşan rahatsızlıklarda termal suyun gençleştirici etkisiyle kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.
1200 metrekare alana kurulu 1000 kişilik bölgenin en büyük kongre ve toplantı salonunda uluslararası konferans ve organizasyonlara ev sahipliği yapacaksınız. 1000 kişi kapasiteli düğün salonunda mutlu başlangıçlarınızın ilk adımını sevdiklerinizle beraber atacaksınız. Dines Oteli siz değerli müşterilerimiz için özenle tasarladık. Çünkü siz buna değersiniz. Sarı Meşe konaklarında başlamış olan yaşamın bir parçası olmak ister misiniz? Konaklarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Birinci sınıf seçkin ürünlerle donatılmış konaklarımızda farklı bir yaşamın keyfine varın. %25 peşinat, %0.75 faiz oranlarıyla bu muhteşem projeden ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Sarı Meşe Konakları. Kocaeli'nin ilk ve tek 5 yıldızlı termal oteli Şubat ayında kapılarını açıyor. Davet ve organizasyonlarınız için rezervasyon yapmayı unutmayın. The Nest Hotel. Arıgün Mobilya ile evini döşeyenlere çekilişsiz kurasız muhteşem fırsat. Şimdi Arıgün'de yemek odası takımları, ışıl ışıl kaliteli mutfak takımları, her zevke uygun uyku seti takımları ve tüm çeyizlik eşyalarda çok özel fiyatlar. Mobilyanın lideri Arıgün Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen bir Arıgün mağazasına gidin, stoklar tükenmeden bu özel kampanyaları fırsata dönüştürün. Arıgün Mobilya, estetik ve konforu Arıgün kalitesiyle yaşa. Carpe Diem Kartepe evlerinden muhteşem fırsat. %1 peşinat ödeyerek ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. İskanı alınmış, %100 bitmiş bu projede evinize hemen taşının. TL'den başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olun. Carpe Diem Kartepe Evleri. Huzur dolu, sakin bir yaşam. Kocaeli'de kebap deyince akla kebapçı Mehmet Usta gelir. Şanlıurfa'nın meşhur ciğer ve kebap lezzetleri, ezme ve salata çeşitleri, nefis künefesiyle kebap diyarı Şanlıurfa'dan Derince'ye geliyor. Ağızlarda unutulmayan tatlar için siz de kebapçı Mehmet Usta kebap ve ciğer salonuna gelin. Adres Çenedağ Mahallesi Derinciler Caddesi numara 21 Derince Kocaeli. Telefon 0262 229 87 44. Meşhur mu? Meşhur. Lezzetli mi? Lezzetli. Çıtır mı? Hem de çıtır çıtır. Doyurucu mu? Hem de doyum doyum doyurucu. Onu herkes tanır, herkes bilir. Onun adı kavurması Rize'den, tereyağı ve peyniri Trabzon'dan halis muhlis sürmene pidesi. Ve işte o artık Kocaeli'de. Üstelik mükemmel teras katıyla, Ubay ve Güneş kuruluşu olan Tamdoy Pide Salonu farkıyla. Hem de 22'ye kadar ev ve iş yerlerine servis imkanıyla. MSOSB'de yerinizi alın, marka olma fırsatını kaçırmayın. Dilovası'nda temiz hava ile doğanın bütünleştiği 10.000 dönüm büyüklüğündeki sanayi bölgesinin merkezinde 380, 460, 550 ve 650 metrekare alanlara sahip sınırlı sayıda iş yeri için acele edin. Ağaçlı yeşil alanla donatılmış sahada çalışmaktan ayrı bir keyif alacaksınız. Yan sanayi ve tedarikçileri için satılık iş yerleri. Üstelik tamamı bitirilmiş altyapısı İMESOSB ömür boyu sorunsuz çalışma rahatlığı sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla geniş ve rahat bir iş yerine kavuşun. First your new car. Bond. 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 Bond.
Bond. James Bond. 50 yılda 23 film 6 yıldız. Şimdi tüm Bond'lar burada buluşuyor. Smart. D-Smart. Öyle bir yer düşünün ki sıcacık, içten, samimi, güler yüzlü hizmetin ve enfes lezzetin buluştuğu mekan olsun. Muhteşem lezzetlerin tadını çıkartın. Sevdiklerinizle doyumsuz anlar yaşayın. Nayla Mangalbaşı Et Dünyası. Çok uzaklara gitmenize gerek yok. Şehrin merkezinde zahmetsiz, ekonomik, lezzetli mangal keyfi Nayla Mangalbaşı Et Dünyası. Hürriyet Caddesi, Askeri Lojman Karşısı, Derince. Telefon 0262 229 99 92. Evet sevgili seyirciler, yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde yine sizlere karla ilgili haberler aktaracağız. Gördüğünüz gibi sanayi çıkışından kar görüntüleri ekranlarda. Meteoroloji Müdürlüğü demişti ki kar yağışı yine sabahtan itibaren yağacak. Evet, kısa bir ara vermişti sabah saatinde kar yağışı ve şu anda devam ettiğini görüyorsunuz. Lapa lapa kar yağıyor demek tabiri doğru olacaktır sevgili seyirciler. Evet, yollarda araçlar ilerlemekte herhangi bir zorluk çekmiyor şu anda. Yolların açılması olduğunu belirtebiliriz ve kar yağışı etkisini arttırınca bakalım neler olacak, onları da sizlerle ilerleyen saatlerde paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, elimize ulaşan son dakika bilgilerini sizlerle paylaşalım, aktaralım. Kocaeli'de sabaha karşı karla uyandık ama hangi okullar tatildi? Evet, programımızın ikinci bölümünde de bunlardan bahsedelim. Hangi okullar tatil diye soralım ve cevap verelim. Sevgili seyirciler, Başiskele'de, Kandıra'da ve Derince'de taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren okullar tatil diyoruz. Ama İzmit'te ve Kartepe'de tüm okullar tatil. Bu uyarıyı da buradan yapmış olalım. Bize halen daha mesajlar geliyor sosyal paylaşım sitesinden. Kocaeli Üniversitesi'nde okullar tatil mi peki diye sormuş efendim izleyicilerimiz. Ve öğrenciler tabii ki. Umuttepe'de tatil yok. Final haftasındayız ve Umuttepe'de tatil verilmedi. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada sınavlara devam edileceği, öğrencilerin de sınavlara girmesi gerektiğini belirtiyor efendim rektörlük. Bunu da buradan açıklamış olalım. Kocaeli Üniversitesi'nde, Umuttepe yerleşkesinde okullar tatil değil. Bütün fakültelerde sınavlar devam edecek, sınavlara girecek öğrenciler. Umuttepe yolunun açık olduğu bilgisinde az önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Mustafa Altay'dan almıştık. Mustafa Altay bize okulların, okullara ulaşımın, fakülteye ulaşımın yapılabildiğini ifade etti. Tıp fakültesine, tıp üniversite hastanesine de ulaşımın aksamadan devam ettiğini bizlerle paylaştı. Evet, Çayırova'dan, Gebze'den, Dilovası'ndan, Darıca'dan, o bölgeden bize mesajlar geliyor. O bölgeden vatandaşların soruları var. Okullar buralarda tatil mi? Öğrencilerimi okula gönderemiyorum diye söyleyen anneler, babalar, veliler var sevgili seyirciler. Onlara da bir cevap vermiş olalım. Efendim, Çayırova'da, Gebze'de, Dilovası'nda ve Darıca'da okullar tatil değil. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi efendim okullar tatil değil ama Kocaeli Üniversitesi'nde okula gidiyor öğrenciler. Sınavlara girmek için, finallerde sınavlara girmek için okullara gidiyorlar. Hemen bir Ali Şahin'den gelen soruyu soralım sevgili seyirciler. İlkokullarda tatil mi acaba demişler bu arada. Sevgili seyirciler, biz de hangi bölge diye sorduk kendilerine, bir cevap alamadık. Hangi bölgede okullar tatil mi diye sordular, onu bize söylesinler ama biz söylemeden yine söyleyelim. Sormadan yine söyleyelim efendim, Kartepe'de ve İzmit bölgesinde efendim okullar tatil. Başiskele'de, Kandıra'da ve Derince'de taşımalı eğitim sistemiyle eğitim veren okullar tatil diyoruz ve sadece Gölcük'te bir adet taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren okulumuzun da tatil olduğunu söyleyelim. Evet, görüntülerimiz sanayi bölgesinden, lapa lapa kar yağıyor. Araçlar burada yolda ilerlemekte zorluk çekmiyor dedik. Ve sabah saatlerinde meteorolojinin de belirttiği gibi sabah saatlerinde yağacak
olduğu belirtilen kar yağışı geldi diyoruz sevgili seyirciler. İzmit Merkez, evet Ali Şahin demiş ki İzmit Merkez'de okullar tatil mi? Efendim İzmit Merkez'de okullar tatil diyoruz ve kendisine buradan televizyonumuz aracılığıyla da bildiriyoruz Ajans 9 farkıyla. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiler ışığında aktarımlarımız olacak sevgili seyirciler. Günlük tahmin ve ilçe il merkezlerinde ne olacak? Önümüzdeki saatlerde yağış etkisini gösterecek mi? Bizler de paylaşımlarımızı sürdüreceğiz ve görüntülerimiz şu anda ekranlara geliyor. Evet, okullar tatil mi diye soranlar var vatandaşlarımız. Kocaeli Üniversitesi'nde okullar tatil mi demişler. Yine evet soralım, söyleyelim kendilerine. Kocaeli Üniversitesi'nde okullar tatil. Ayrıntılı bilgiler için de www.kocaelieğitim.com.tr adresine bizlere ulaşın ve bu internet sitesinden de son dakika bilgilerini almaya çalışın diyoruz. Evet, Kocaeli'de, Kartepe ve İzmit'te tüm okullar, Kandıra'da, Başiskele'de ve Derince'de taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren okullar tatil. Kocaeli Üniversitesi'nde tatil yok. Sınava gireceksiniz. Öğrenciler, üniversite öğrencileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalarla yollar açık. Sizler Umuttepe'ye, tıp fakültesine, Umuttepe'deki fakültelere, yerleşkeye çıkabiliyorsunuz. Otobüslerle çıkabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Buraya da yine not olarak söyleyelim. Belediye başkanlarının ve birim müdürlerinin yaptığı uyarılar var. Onlara dikkate alalım sevgili seyirciler. Ne gibi uyarılarda bulunuyorlar? Efendim toplu taşıma araçlarını tercih etmek anlamında uyarılarda bulunuyorlar. Lütfen kar yağışında biraz daha duyarlı olup toplu taşıma araçlarını tercih edelim ve toplu taşıma araçlarıyla lütfen gideceğimiz bölgelere, ulaşacağımız bölgelere gitmeyi tercih edelim sevgili seyirciler. Evet, tabii ki İstanbul hemen yanı başımızda. İstanbul'la ilgili bilgiler var, ekranlara geliyor. İstanbul'la ilgili bilgiler de burada, evet, gelmeye devam ediyor. Onları da sizlerle paylaşacağız. Gölcük'te taşımalı eğitim yapan okullar tatilmiş bu arada. Son dakika bilgisi ulaştı efendim elimize. Gölcük'te taşımalı eğitim veren bütün okullar tatil. Az önce Gölcük'te bir tane okulun tatil olduğunu bize ifade etmişti efendim İl Milletim Müdürü Nevzat İspirli. Şu anda Gölcük'te taşımalı tatil olduğu, taşımalı eğitim veren okulların tatil olduğu ifade ediliyor. Ama merkezde olan taşımalı eğitim vermeyen okulların tatil olmadığını söyleyelim. Bunu da buradan paylaşmış olalım. Tekrar anlatalım Gölcük'te yaşayan vatandaşlarımıza ya da Gölcük'te eğitim gören öğrencilerimize. Eğer taşımalı eğitimdeyseniz Gölcük'te okullar tatil. Eğer taşımalı eğitimde değilseniz, merkezi okullara gidiyorsanız lütfen okullarınıza gidiniz, öğrencilere ve velilere duyurulur. Efendim hemen yanı başımızda İstanbul'da. Neden İstanbul'dan bahsediyoruz? Çünkü işimiz olabilir İstanbul'da. Oraya gitmek zorunda olabiliriz ve hava limanını kullanmak zorunda olabiliriz. Hemen bahsedelim İstanbul'da neler olduğundan. İDO'da bazı seferler iptal edildi. İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin bazı deniz hatları seferleri iptal edildi. İstanbul'da dahil olmak üzere birçok ilde okullar tatil demişler. Yine elimize ulaşan son bilgilerde böyleydi sevgili seyirciler. Feribotlar seferlere çıkamıyorlar. Gebze'de, Eskihisar'da herhangi bir açıklama yok. Eskihisar'da feribot seferleri yapılıyor herhalde. Türk Hava Yolları 78 seferini iptal etmiş bu arada. Uçakla başka bölgelere ya da yurt dışına çıkacak olan izleyicilerimiz varsa, Kocaeli'den gidecek olanlar veyahut da bizi Kocaeli dışında da izleyenler varsa, İstanbul'da 78 tane uçak seferi iptal edildi. Lütfen uçakla yolculuğunuzu başka bir güne erteleyin diyoruz. Ve il il okul tatilleri geliyor. Kocaeli'den haberler var, Zonguldak'tan haberler var, Hakkari'de, Erzincan'da, Bingöl'de, Samsun'da, Malatya'da, Gümüşhane'de, Bursa'da, Sivas'ta. Evet, haberler gelmeye devam ediyor an be an. Kocaeli'den bahsedelim biz yine. Kocaeli Valisi Ercan Topaca Twitter adresinden de duyurdu efendim tatil olduğunu. Kocaeli Üniversitesi'nden de açıklama geldi. Umuttepe'de tatil yok. Sınavlar devam. Neden sınavlar devam? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yolları açtı ve aynı zamanda da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yolları açmasıyla birlikte sınav haftası, final haftası sevgili seyirciler, üniversite öğrencilerinin de okula gitmesi
isteniyor. Kar yağışı meteorolojiden alınan bilgiye göre bugün de devam edecekti. Sabah saatlerinde işlerine, okullarına efendim gitmeye çalışan vatandaşlarımız biliyorlar ki tatil değildi ve yollar o kadar karla kaplı değildi. Evet, bir telefon bağlantımız olduğunu işaret ediyor arkadaşlarımız. Hattımızın ucunda bakıyoruz efendim bizlerle kimler görüşecekler. Evet, hattımızın ucunda Güven Kaya var. Karamürsel'den Güven Kaya ile görüşeceğiz sevgili seyirciler. Alo. Alo. Güven merhaba. Merhaba Ersin, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bizler merak ediyoruz ilçelerde durum nasıl? Karamürsel'i de merak ettik, seni aradık. Karamürsel'de durum nasıl? Okula gitmekte zorluk çeken vatandaşlarımız, öğrencilerimiz var mı? Veliler var mı? Ve Karamürsel'den son durumu senden alın. Ersin, dün gece saat 20 sularında aniden bastıran kar yağışı Karamürsel başta olmak üzere köylerde ciddi anlamda bir olumsuzluğa neden oldu. Şu anda köy yolları tamamen kapalı. Karamürsel'in köy yolları tamamen kapalı. Karamürsel'de ise yer yer karlar eriyor, sulu kara dönüyor. Şehir merkezi açık. Fakat köylerden gelen öğrenciler sabah oldukça zorlandılar. Çünkü Karamürsel'in bütün köy yolları, yani yüksek kesimlerinde bütün bulunan yerler şu anda kapalı. Herhangi bir yol açılma durumu yok. Evet. Karamürsel'de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili net bir bilgi var mı? Bize ulaşan bilgi yok ama. Karamürsel şehir merkezi için okulların tatil olmadığı söylendi. Fakat köylerden taşımalı olarak gelen öğrencilere tatil edildi. Sabah açıklandı. Evet. Karamürsel'deki okullarda merkezi okulların, merkezde bulunan okulların tatil olmadığı ama taşımalı eğitimde, sistemde eğitim veren okulların tatil olduğunu söylüyorsun sen. Evet. Evet, o zaman buradan bildirelim izleyicilerimize de Karamürsel'de taşımalı eğitimde eğitim veren okulların tatil olduğu ifade ediliyor. Köy yollarından şikayetler var mı Karamürsel'de? Güven, köy yollarında acil ambulans ya da yardım, itfaiye desteği isteyen, işte köy yollarının kapalı olduğunu belirten vatandaşlarla ilgili şikayetler duyuyor musunuz? Evet, aslında bununla ilgili çok sayıda telefon alıyoruz çünkü köylü vatandaşlarımız bu konuda direkt bizi arıyorlar. Köy yollarının kapalı olduğu, araçlarının çıkış yapmadığını, acil bir durum olduğunda ne yapacaklarını söylediler. Bizler konuyu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ilettik. Onlar da kısa bir zaman içerisinde köy yollarını açacaklarını söylediler. Şehir merkezde durum nasıl? Ana arterlerde Karamürsel Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili şikayetler var mı? Şu an için herhangi bir şikayet yok fakat köylü vatandaşlar oldukça mağdur çünkü yolları kapalı ve ciddi anlamda Karamürsel'in köylerinde şu an yoğun derecede kar var. Yani kar yaklaşık olarak şu an 20-21 santimi bulmuş durumda. Peki şehir merkezde ulaşım ya da trafikte aksama, trafiğin kilitlenmesi durumları söz konusu mu? Şehir merkezinde, ilçe merkezinde özellikle kar yağışı nedeniyle vatandaşımız kendi aracıyla, yani toplu taşıma araçları yerine kendi araçlarını kullandığı için bir trafik yoğunluğu var ama o kadar büyük derecede herhangi bir trafik yoğunluğu ilçede mevcut değil. Evet. Teşekkürler diyorum Güven. Tekrar sana döneceğiz daha sonrasında. Şu anda kar yağışı devam ediyor. Belki önümüzdeki saatlerde kar yağışı etkisini artırır ve şehir merkezde de herhangi bir sorun yaşayabilir. Bununla ilgili sana tekrar dönmek istiyoruz. Teşekkürler verdiğin bilgiler için. Evet sevgili seyirciler, Güven Kaya ile görüştük. Karamürsel'den İnes Haber Ajansı muhabiriydi ve bize amman bilgileri aktardı. Ve Güven Kaya'dan gelen bilgiye göre Karamürsel'de taşımalı okulların tatil olduğu ifade edildi sevgili seyirciler. Köylerden şehir merkezine gelecek olan öğrenciler gelememişler. Köy yollarının kapalı olduğu ifade ediliyor Karamürsel'de. Köy yollarından şikayetler, telefonlar aldıklarını belirtti az önce Karamürsel'den Güven Kaya. Ve ekleyelim o zaman Kandıra, Derince ve efendim Karamürsel'de taşımalı eğitimde eğitim veren okullar tatil. Tekrar söyleyelim. Kandıra, Derince, Başiskele ve Karamürsel sevgili seyirciler. Bu dört ilçede taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren okullar tatil. Evet, dört ilçe oldu taşımalı eğitimde eğitim veren okullarla ilgili. Kandıra'da herhangi bir sorun yok. Kandıra'da köylerde sorun yok. Kandıra'da efendim taşımalı eğitimde tatil olduğunu söyledik ama şehir merkezinde eğitimin devam ettiğini söyleyelim. Evet, gece geç saatlerde toplantıdan çıkan Kocaeli Valisi Ercan Topaca artık kaymakamlara bıraktı yetkiyi. Dedi ki ilçelerde
nasıl istiyorsanız, nasıl öngörüyorsanız tatil mi değil mi sizler karar verin dedi. İzmit Kaymakamı Sabit Kaya, İzmit'te bütün okulların, ilk, orta ve lise dereceli tüm okulların tatil olacağını söyledi ve hemen bu haber yayıldı. Ardından Başiskele'ye gittik sevgili seyirciler. Başiskele Kaymakamı Sayın Ali Partal sadece taşımalı eğitimde eğitim veren okulların tatil edileceğini ifade etti. Sevgili seyirciler, Kandıra ve Derince kaymakamları da taşımalı eğitim konusunda efendim tatil olmasını istediler. Ama Karamürsel'de muhabirlik yapan Güven Kaya'nın verdiği bilgiye göre mecburi, yani taşımalı eğitimde tatil ya da merkez okullarda tatil gibi bir bilgi gelmedi ama Karamürsel'de şu anda mecburi bir tatil olduğu ve taşımalı eğitimde tatil olduğu ifade ediliyor. Çünkü köy yollarının kapalı olduğu ve kapalı olan köy yolları nedeniyle taşımalı eğitim sisteminde eğitim gören öğrencilerin okullarına gidemedikleri ifade ediliyor sevgili seyirciler. Bunu da buradan bilgi olarak sizlere aktarmış olduk. Kandıra, Derince, Başiskele ve Karamürsel'de efendim taşımalı eğitim sisteminde eğitim veren okullar tatil. Ben de buradan son dakika bilgilerini not almaya çalışıyorum. Efendim kulaklıkta gelen bilgiler var. İnternetten, ajanslardan gelen bilgiler var. Arkadaşlarımızın da buradan verdiği bilgiler var. Her yerden bilgiler geliyor. Sizlere aktarmaya çalışıyoruz. En başa dönecek olursak sevgili seyirciler, İzmit'te ve Kartepe'de tüm okullar tatil. Kartepe Kaymakamı Mustafa Önaldı da bu şekilde efendim bilgi vermişti. Kocaeli Valisi Ercan Topacı'nın verdiği yetkiyle efendim nasıl istiyorsan öyle yap dendi ve Kartepe Kaymakamı Mustafa Önaldı Kartepe'de okulların tatil edildiğini söyledi. Aynen İzmit Kaymakamı Sabit Kaya gibi. Evet, İzmit ve Kartepe'de tüm okullar tatil. Bizlere Facebook ve Twitter'dan takip eden, sosyal paylaşım sitelerinden takip eden vatandaşlarımız da var. Onlara da söyleyelim. İzmit'ten ve bizleri Kartepe'den izleyenler varsa okullar tatil. Başiskele'den, Kandıra'dan, Derince'den ve Karamürsel'den bizi izleyen izleyicilerimize de efendim taşımalı eğitim sisteminde okulların tatil olduğunu belirtelim. Diğer okullar tatil değil. Üniversite öğrencileri kalkın, bugün sınav var efendim, finaller, final haftasındayız ve final haftası nedeniyle Kocaeli Üniversitesi'nde Umuttepe kampüsünde bütün fakülteler işlev görecek, sınavlar yapılacak. Bugün final haftası, bu hafta final haftası ve Umuttepe'de tatil yok sevgili seyirciler. Çayırova'da, Gebze'de, Darıca'da ve Dilovası'nda da hiçbir okul tatil değil. Arkadaşlarımız Dilovası'ndan da bazı gazeteci arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorlar. Ben buradan söyleyeyim, Bilal efendim Kocakaya var, ona da ulaşabilirler. Onlar da bize aktarabilirler. Dilovası'nda acaba bir durum söz konusu mu, bir olağanüstü durum var mı? Dilovası'nda köy yollarında okulların tatil olduğu ile ilgili bir durum söz konusu mu? Onları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Şöyle bir bakalım, sabah saatlerindeki görüntüler var. Ekranlara onu getirelim mi, sabah saatlerinde arkadaşlarımızın çektiği görüntüler? Evet sevgili seyirciler, Kocaeli'de gece nasıl oldu hava? Gece kar yağışı ne kadar etkili oldu? Hepsini paylaştık sizlerle. Sabah saatlerinde hava nasıl oldu? Sabah saatlerinde yollarda ne gibi problemler, sorunlar yaşandı? Ve ekipler sabah saatlerinde neler yaptılar? Onları paylaşalım isterseniz. Görüntüsü geliyor ekrana şimdi, arkadaşlarımız hazırladı. Evet. Görüntüsü geliyor. Ekrana görüntüsünü verelim. Sabah saatlerinde neler yaşandı? Üstüne de konuşalım sevgili seyirciler. Evet, Kocaeli sabah karla uyandı. Gece saatlerinde başlayan don sabah da etkisini gösterdi. Fakat buzlanmaya bazı bölgelerde neden oldu. Bazı bölgelerde buzlanma etkili olmadı. İşlerine gitmek için yola çıkan araç sürücüleri, araç sahipleri oldukça temkinli bir şekilde yollarda ilerledi. Evet, bu temkinli ilerleme nedeniyle yollarda trafiğin de kilitlendiğini belirtebiliriz. Derince tünel geçidinde tuzlanma dolayısıyla İstanbul-İzmit yolu uzun bir süre trafiğe kapandı. Tuzlama çalışmaları vardı efendim Derince tünel geçidinde, fakat bu nedenle İstanbul-İzmit yolu yan yollardan verilmeye çalışıldı. Yan yollarda trafikte efendim kilitlenme yaşandı.
Ve bakıyoruz yine sabah okulların tatil olduğunu bilmeyen öğrenciler tekrar evlerine dönmek zorunda kaldı. Hatta bazı öğrenciler okula giderken öğretmenlerini gördü. Çocuklar okullar tatilmiş dedi. Ben de buna rastladım sabah ve hadi çocuklar o zaman geri dönelim dediler. Arkadaşlar geri dönelim dedi ve efendim üniversite öğrencileri haricinde bazı okullarda Kartepe'de ve İzmit'te eğitim gören öğrenciler evlerine geri döndü ve bu haberi sabah saatlerinde aldı çocuklar. Çünkü gece saat 1 civarında hangi okulların tatil olup olmadığı o zaman kararlaştırılmıştı sevgili seyirciler. Bakıyoruz yine notlarımıza. Belediye ekipleri üst geçitlerde temizlik çalışmalarını sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdi. Ben işe gelirken yoktu maalesef. Üst geçitlerde kar birikintileri vardı. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyorlardı. Tuzlanmamıştı üst geçitler. Her zaman bakardık, her zaman görürdük. Tuzlanmış üst geçitler olurdu. Fakat bu sabah baktığımızda üst geçitlerde tuz yoktu. İzmit'ten kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde, akşam saatlerinde de kartpostallık görüntüler vardı. Sevgili seyirciler, görüntülerimiz sabah saatlerinden ve Derince Tüneli burası. Derince Tüneli'nde geçişler yan yoldan yapıldı ve yan yoldan geçiş yapan araçlar Derince Tüneli'nde bu tuzlanma çalışmaları nedeniyle biraz geç geldiler sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi bu görüntüler sabah saatlerinden İzmit Öğretmen Evi'ne doğru gelirken oradaki otobüs durağını görüyorsunuz ve yeşil ışık, kırmızı ışık o bölgede ve otobüs durağında bulunan vatandaşlar, yolda karşıdan karşıya geçen vatandaşlar, içlerinde öğrencileri de görüyorsunuz, sırtlarında çantalar var. Fakat o öğrenciler yaklaşık 5 dakika sonra evlerine tekrar geri dönmek üzere bu yoldan geçiş yaptılar. Evet, öğrencileri görüyorsunuz şu anda ekrana gelen görüntülerde. Öğrenciler var, otobüs duraklarında bekleyen lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri burada efendim okullarına gitmek üzere otobüs bekliyorlar. Görüntüler kartpostallık, bakın işte Kocaeli'de nasıl fotoğraflar ortaya çıkmış, üst geçitlerde neler var hepsini görüyorsunuz. Otobüs duraklarında kar yok, ıslak tabii ki otobüs duraklarında herhangi bir zorluk çekmedi vatandaşlarımız. Ve diğer görüntülere bakacağız biraz sonra. İzmit'ten, merkezden görüntüler var. Evet, üst geçitlere inişler, çıkışlar. Gördüğünüz gibi zorlanma yaşayan vatandaşlarımız var. Herkes yavaş yavaş adımlar atıyor. Tuzlama olmadığı için bu bölgelerde efendim kar yağışı etkili olmuş. Ve buz yoktu ama kar yağışı, kar birikintileri maalesef yürümekte zorluk çekiyordu vatandaşlar bu birikintiler yüzünden. Evet, görüntülerde şu anda vilayetin olduğu bölümdeyiz. Ben de sabah oradan geçtim ve gerçekten karla kaplı bir üst geçit vardı. Şu anda kameralar Bağçeşme'ye doğru yönlenmiş durumda. Çam ağaçlarının olduğu bölgelerde de mezarlık var ve bembeyaz efendim mezarlıklar. Gördüğünüz gibi yüksek hızlı tren çalışmanın olduğu yer de bembeyaz. Ve üst geçitten yürüyen vatandaşlar var. Öğrencileri görüyorsunuz. Bu öğrenciler eğer Kartepe'de okuyorlarsa 5-10 dakika sonra tekrar buradan geri döndüler evlerine. Eğer Başiskele'de okuyorlarsa okullarına devam edecekler ama Başiskele'nin köylerinden gelip de taşımalı eğitim sisteminde eğitim görüyorlarsa okullarına gidemediler. Tekrar evlerine geri döndüler sevgili seyirciler. Evet, bizlere gelen mesajlar, mailler, hepsine bakıyoruz, hepsini kontrol ediyoruz. Son dakika haberlerin arasında paylaşımlar var ve bizlerle fotoğraf paylaşan izleyicilerimiz de var. Efendim hemen bir mail daha aldık. Diyor ki Kocaeli Üniversitesi'nde okullar tatil mi? Okul olmadığı söyleniyor demişler. Aman 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 öyle söylentiler çıkmasın. Lütfen öyle söylentiler olmasın. Bizlerden alın bilgi diyoruz. En net bilgi kocaelitv.com.tr internet adresinde ve Kocaeli TV televizyonunda sevgili seyirciler ekranlarında en net bilgi alabilirsiniz. Evet, söyleyelim o zaman, Kocaeli Üniversitesi'nde tatil var mı? Yok. Evet, üniversite öğrencileri final haftasındasınız, derslerinizle çalıştınız ve eğitiminizi tamamlamak üzere bugün sınavlara gireceksiniz. Sınavlarınızı lütfen ihmal etmeyin, sınavlarınıza girin diyoruz ve üniversite öğrencilerini efendim Umuttepe kampüsünde sınav olduğuyla ilgili söylemlerimizi buradan yapalım.
Bizler Umuttepe Üniversitesi'nde, Umuttepe yerleşkesinde tatil olmadığını söylüyoruz. Final haftası var ve sınavlar devam. Çayırova'da Gebze'de tatil var mı? Darıca'da Dilovası'nda tatil var mı? Yok efendim, yok. Oralarda Karamürsel'de taşımalı eğitimin iptal olduğu, taşımalı eğitim sisteminde efendim eğitim gören öğrencilerin okullara gidemedikleri ifade edildi ve zaten gidemedikleri için de mecburi tatil olduğu belirtildi sevgili seyirciler. Karamürsel'de taşımalı eğitim sisteminde eğitim gören öğrenciler mecburi tatil yapacaklar. Evet. İsterseniz kısa bir ara daha verelim. Herhangi bir telefon bağlantısı ya da son dakika bilgisi yoksa sevgili seyirciler. Evet, tekrar hatırlatalım. İzmit'te Kartepe'de okullar tatil. Burası Vilayet Köprüsü. Ben geçtikten yaklaşık 10 dakika sonra herhalde burada çalışmalar var sevgili seyirciler. Üst geçitlerde vatandaşların geçebilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri sabah saatlerinde biraz geç saatlerde maalesef bu çalışmayı yaptılar. Çünkü saat 7.30 sıralarında ben oradan geçtim ve geçen vatandaşlar bir hayli zorlanıyorlardı. Ben de biraz paten yaptım açıkçası. Elimde laptop çantası, bir elimde gazeteler, biraz paten yaptık. Evet sevgili seyirciler. İzmit'te Kartepe'de okullar tatil, Kandırı'da, Derince'de, Başiskele'de, Karamürsel'de taşımalı eğitim sistemiyle eğitim veren okullar tatil diyoruz. Şimdi kısa bir araya giriyoruz ve aradan sonra tekrar burada olacağız. Kar haberleriyle sevgili seyirciler, 12 ilçede kar ne durumda ve Türkiye'de, dünyada kar neler getirdi onları paylaşacağız. Denizbank tarafından hazırlanan ekonomi bülteni ve ardından kısa bir reklam arası, sonrasında tekrar buradayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Aralık ayında istihdam 155 bin artış gösterdi. İşsizlik oranı ise %7.8 olarak açıklandı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki sorunların çözüm bulunmamasının küresel ekonomide yeni bir krize neden olacağını söyledi. İngiltere Başbakanı ülkedeki bütçe açığını kapatmalarının derecelendirme kuruluşlarının verdikleri notlardan daha önemli olduğunu söyledi. İtalya'da gündem Şubat ayında yapılacak genel seçimler. Görevinden istifa eden son başkan Monti, Merkez Sağ Parti'den adaylığını açıkladı ve tekrar göreve gelebilmek için seçim çalışmalarına başladı. İMKB 100 endeksi günü bir önceki gün kapanışına göre %0.83 oranında yükselişte 80.224 puandan tamamlarken, İMKB tahvil bono piyasasında 24.09.2014 vadeli gösterge devlet tahvili de günü %6.39 bileşik faiz seviyesinden tamamladı. Sabah açılış işlemlerinde Amerikan doları 1,7811 seviyesinden ve Euro 2,3359 seviyesinden alıcı bulurken, Euro dolar paritesindeki ilk işlemler 1,3113 seviyesinden, dolar ve ons bazlı altın işlemleri 1648 dolar seviyesinden ve TL bazlı gram altın işlemleri de 94,38 TL seviyesinden gerçekleşti. Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası. Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün. Sarraf Tüysüzler'de İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz.
Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 02 04. Perde. Tül ve perde ürünlerinde mükemmel konsept. Türkiye'nin en seçkin markası Brilliant modelleriyle evinizin güneşi Nehir Perde. Usta tasarımcılar modern çizgilerle donatılmış birbirinden güzel çeşitleriyle rüyalarınız gerçek olsun. %40 indirimli tül ve perdeler evinizin güneşi Nehir Perde'de sizleri bekliyor. Nehir Perde, Sırrıpaşa Mahallesi, Denizciler Caddesi, No 159 Taksim C, Derince Kocaeli'de. İş makineleri gücünüzdür. Kontrol edilemeyen güç sizin gücünüz değildir. Siz de gücünüzü kontrol edin. Sanko Makina Doğusan Yetkili Servisi İlhanlar Makina, iş makinalarınızın tamir ve bakımını üstleniyor. İlhanlar Makina'ya gelin, gücünüz uzun ömürlü olsun. Adres: Köseköy Sanayi Sitesi B Blok numara 39, Kartepe, Kocaeli. Telefon 0262 373 31 28. Ferah ve nezih mekanı, ulaşım kolaylığı, enfes lezzetleri sizi büyüleyecek. Masal değil, masala. Aileniz ve sevdiklerinizle rahatlıkla ulaşabileceğiniz, iş yeri daveti, toplantı ve her türlü organizasyonlarınızı gerçekleştirebileceğiniz Masala'nın güler yüzlü hizmeti ve tarifsiz lezzetine doyamayacaksınız. Lezzetin ve kaliteli hizmetin adresi Masala. Masal değil, gerçek. Konya mutfağının doyumsuz lezzetleri artık Konyalı Lezzet Ustası'nda. Meşhur mu meşhur etli ekmeği, bıçak arası tereyağlı Mevlana böreği, mis kokulu tandır kebabıyla Mevlana şehrine özgü bu lezzetler ustalarının ellerinden sofralarınıza geldi. 40 kişilik VIP toplantı salonuyla Kocaeli'de Konya mutfağının tek adresi. Adres: Yenişehir Mahallesi, Seymen Caddesi, numara 39, Baltürk House Otel 6, İzmit, Kocaeli. Toyota Yaris Hibrit. B segmentindeki ilk hibrit otomobil. Toyota, alanındaki en başarılı ve ihtiyaca en iyi cevap verebilen aracı sizlere sunarak büyük bir atılım gerçekleştirdi. Toyota Yaris Hibrit, kendini şarj edebilme özelliği, enerji tasarrufu ve çevreci olma özelliğiyle diğer otomobillerden ayrılmaktadır. Toyota Plaza, Kocaeli Kaya. My name is Pussy Galore. I must be dreaming. No more foreplay. My name is Bond. 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 James Bond. 50 yılda 23 film 6 yıldız. Şimdi tüm Bond'lar burada buluşuyor. Smart. The Smart. İmes OSB'de yerinizi alın, marka olma fırsatını kaçırmayın. Dilovası'nda temiz hava ile doğanın bütünleştiği 10.000 dönüm büyüklüğündeki sanayi bölgesinin merkezinde 380, 460, 550 ve 650 metrekare alanlara sahip sınırlı sayıda iş yeri için acele edin. Ağaçlı yeşil alanla donatılmış sahada çalışmaktan ayrı bir keyif alacaksınız. Yan sanayi ve tedarikçileri için satılık iş yerleri. Üstelik tamamı bitirilmiş altyapısı İmes OSB ömür boyu sorunsuz çalışma rahatlığı sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla geniş ve rahat bir iş yerine kavuşun. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin?
Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. Bu soğukta halı yıkatsam kurur mu? Bu halıdan lekeler çıkar mı? Günlerce halısız kalır mıyım derdine sor. Yeniliklerin öncüsü Gültem Halı Yıkama'da halılarınız kusursuz bir yıkamadan sonra özel ısı sistemli mavi fırınla kurur, kir, toz, mikrop, nem derdi son bulur. Üstelik metrekaresi sadece 3,5 lira. Bitmedi. Gültem Alu Hızlı Yıkama Servisiyle halılarınız bir günde teslim. Telefon 0262 319 1550. ...22 ayar bilezik. Sarraf tüysüzler. Sevgili seyirciler, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor kaldığı yerden ve şimdi de sizlere kara haberlerini aktarmaya devam edeceğiz bizler tabii ki. Bu arada sosyal paylaşım sesinden bizlere teşekkür mesajları geliyor verdiğimiz haberlerden dolayı. Necati Kırtay bir fotoğraf paylaşmış sevgili seyirciler. Derince'den Çınarlı Mahallesi'nden bir fotoğraf paylaşmış. Yolların karla kaplı olduğuyla ilgili teşekkür ediyoruz. Nesrin Öztürk demiş ki efendim, Nesrin Öztürk de bir mesaj atmış bize. Nesrin Öztürk'e de teşekkür ediyoruz attığı mesajdan dolayı. Yine Derince 19 Mayıs Lisesi tatil mi diye sormuş. Efendim biz de yazdık ki taşımalı eğitimse tatil, eğer merkezi okul ise tatil değil. Bunu da buradan söyleyelim. Eğer Derince 19 Mayıs Lisesi taşımalı eğitim veriyorsa tatil, taşımalı eğitim değilse merkezi bir okulsa lütfen okula gitsin öğrencilerimiz, okulda olsunlar diyoruz. Ve yuva makarca demiş bir vatandaşımız, soru işaretinde bulunmuş efendim, soru işareti yapmış. Yuva makarcada da okullar tatil sevgili seyirciler. İzmit sınırları içerisinde, İzmit Belediyesi'nin sınırları içerisindeki her yerde okullar tatil bir. İkincisi, özel eğitim kurumları da tatil mi diye sormuş bir izleyicimiz. Efendim özel eğitim kurumları da olsa Kartepe'de ve İzmit sınırları içerisindeyse bu özel eğitim kurumları, onlar da tatil. Neden? Çünkü İzmit ve Kartepe kaymakamlarının aldığı karar doğrultusunda okulların tatil olması öngörüldü ve tatil diyoruz Kartepe'de, İzmit'te. Başiskele'de, Kandıra'da, Derince'de, Karamürsel'de. Başiskele'de, Kandıra'da, Derince'de, Karamürsel'de taşımalı eğitim sistemiyle eğitim veren okullar tatil. Evet, az önce Karamürsel'den bir telefon bağlantısı geldi. Tatil olduğu yönünde sizlere aktarımlarda bulunduk sevgili seyirciler. Başiskele'de, Karamürsel'de, Kandıra, Derince'de okullar tatil, taşımalı eğitim sisteminde eğitim veriyorsa. Eğer merkezi okullarsa, taşımalı eğitim haricindeyse lütfen okullara gitsin öğrenciler. Velilere de söylemlerimizi yapalım. Efendim, Darıca'da, Çayırova'da, Gebze'de, Dilovası'nda okullar tatil mi diye sormuşsunuz. Biz de hemen bu sorularınızı yanıtlayalım. Darıca'da, Gebze'de, Dilovası'nda ve Çayırova'da okullar tatil değil. Eğer okullara gitmeye zorlanıyorsa vatandaşlarımız lütfen ilçe milli eğitim müdürlükleriyle görüşsünler, okul müdürlükleriyle görüşsünler. Bugün kar yağışı nedeniyle biraz tolerans tanınacak. Dışarıdan görüntülerimiz geliyor daha az önce kar yağışı ile ilgili. Ben de şöyle bir camdan baktım. Dışarıda şu anda kar yağışı durmuş durumda. Meteorolojinin verdiği bilgiler ışığında konuşacak olursak sabah saatinde kar yağışı olacaktı. Sabahın çok erken saatlerinde kar yağışı yoktu. Evet, az önce kar yağışı vardı, biz de sizlerle lapa lapa adeta yağan karı sizlerle paylaştık. Fakat şu anda yine hava tertemiz, kar yağışı yok. Kar yağışı ile ilgili görüntülerimizi paylaşamıyoruz. Kar yağmıyor şu anda İzmit merkezinde, Başiskele sırtlarında. Sevgili seyirciler, Umuttepe'den
Mesajlar geliyor. Umuttepe'de eğitim var mı? Sınavlarımız vardı. Merak ediyoruz. Ne oluyor acaba Umuttepe'de diye mesajlar var. Hemen yanıtlayalım efendim. Umuttepe'den gelen mesajlar doğrultusunda okulların tatil olmadığını söyleyelim. Umuttepe'de üniversiteye giden öğrenciler efendim final haftasındalar. Final haftasında oldukları için de üniversitede sınavlar iptal değil ve okullar da iptal değil. Fakülteler eğitim veriyor sevgili seyirciler. Uğurcan Ersoylu isimli vatandaşımız demiş ki Uğurcan Ersoylu ben Uğur Alikaya tatil mi demiş efendim. İzmit Belediyesi sınırları içerisinde ise tatil değil. Eğer İzmit Belediyesi ve Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde eğitim gören okullarda okuyorsanız öğrenciler lütfen okullarınıza gitmeyiniz. Bugün tatil ama yarın için ne olur bilinmez. Şimdi efendim. Hattaymış Bilal Kocabay, onu sizlerle paylaşalım. Dilovası gazetesi imtiyaz sahibi hatta değil mi? Evet, hatta yazınca öyle dedim ben de. Evet sevgili seyirciler, yine gelen mesajlara bakalım. Nesrin Öztürk, cevaplandırdık umarım mesajınızı. Efendim Derince 19 Mayıs Lisesi tatil mi demişsiniz? Bizler taşımalıysa tatil, taşımalı değilse tatil değil diye söylememizi yaptık. Derince Çınarlı Mahallesi'nde efendim fotoğraf gelmiş Necati Kırtay'dan. Bizler de fotoğrafınızı paylaşıyoruz. Necati Bey teşekkür ediyoruz gönderdiğiniz fotoğraftan ötürü. Evet devam ediyoruz. Telefon bağlanınca arkadaşlarımız da bildirecekler. Bizler de bağlantımızı gerçekleştireceğiz sevgili seyirciler. Var mı telefon? Evet. Dilovası Gazetesi imtiyaz sahibi Bilal Kocabay hatta alo. Alo. Merhaba Bilal, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkürler, çok sağ olun. Bizler sabah saatlerinden itibaren yayın yapmaya devam ediyoruz. Ajans 9 olarak Kocaeli TV ekranlarında. Kar nasıl? Dilovası'nda, merkezde, köylerde, ana arterlerde kar durumu nasıl? Şikayetler var mı? Biraz alalım senden Bilal. Kar şu anda Dilovası'nda bayağı bir yoğun bir kar vardı. Şu an itibariyle kar kesmiş durumda. Belediye ekipleri şu anda yolları, ana arterleri tuzlamayla uğraşıyorlar. Tüm yolları Osabi yollarından dolayı açık durumda şu anda. Köy yolları ve Osabi... Ara sokaklar maalesef kapalı aynı. Evet, köy yolları ve Osabi açık, ana arterler açık, merkezi noktalar açık fakat ara mahalleler kapalı diyorsun. Evet, ara sokaklar kapalı maalesef. Evet, köy yollarında Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri çalıştı herhalde Dilovası Belediyesi ile ama ana arterler dışında ara mahallelerde tabii ki bazı şikayetler geliyor. Size de şikayetler geldi mi? Durumlar acil, hastaneye gitmemiz gerekiyor, ambulans mahallemize giremiyor veyahut da itfaiye giremedi diye şikayetler aldınız mı hiç? Ya, o kadar büyük şikayetler yok fakat çoğu insan işlerine kendi araçlarıyla gidemedi. Mesela ben şu anda Tavşancıl'dayım. Tavşancıl'daki birçok işe gitmek isteyen vatandaş kendi aracıyla işe gidemedi. Mecburen toplu ulaşım araçlarını kullandı. Çünkü belediye dediğim gibi daha yeni mesela Tavşancıl'da şu anda yolları daha yeni açmaya başladı. Ana arterden daha yeni. Evet Bilal, biliyorum senin de çocukların var. Dilovası'nda çocuklar okula gidebilirler mi? Taşımalı eğitim ya da merkezi okullarda eğitim gören okul öğrencileri okullara gitmeklerde zorlaştı mı? Zorlandılar mı? Ya da okullarla ilgili bilgiler neler? Taşımalı eğitimde tatil var mı? Size gelen bilgileri bize aktarın. Okula gitmekte zorlanmadılar. Yeni çıkan kanundan dolayı kar lastiği takan kayıt araçları götürdüğü için toplu araçları kullanan öğrenciler dolayısıyla herhangi bir problem yaşanmadı okullara giderken. Fakat birçok veli de kendi çocuğunu kardan dolayı okula göndermedi diyebiliriz. Evet, veliler biraz toleranslı davrandı. Çocuğuna okula göndermeme yönünde karar aldı diyorsun. Peki taşımalı eğitimle ilgili herhangi bir tatil kararı almadı herhalde kaymakam? Hayır, herhangi bir tatil kararı almadı. Dilovası okullar tatil değil. Öğrenciler şu anda okullarında. O zaman Dilovası için konuşacak olursak sadece ara mahallelerde kar yağışı nedeniyle olumsuzluklar var. Ama ana arterlerde, merkezi noktalarda ve köy yollarında özellikle OSEBE yollarında her yer açık diyorsun. Evet, her yer açık şu anda. Şu an böyle bir problem yok.
Teşekkür ediyoruz Bilal aktarımların için. Tekrar seninle bağlantı kurmak isteriz ilerleyen saatlerde. Eğer kar yağışı etkisini gösterirse durum nedir? Olağanüstü bir durum var mı? Tekrar senden bilgi almak isteriz. Teşekkürler. Şu an ara karlar yağıyor. İleriki saatlerde görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar. Teşekkürler, çok sağ ol. Evet sevgili seyirciler, Dilovası Gazetesi imtiyaz sahibi Bilal Kocabay ile görüştük ve Dilovası'ndaki durumu sizlere aktardık. Dilovası'nda sadece ara mahallelerde de diğerlerinde siz düşünün her yer açık dedi efendim. Dilovası'nda belediye ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri çalışmalarını yapmışlar ve Dilovası'nda ara mahalleler haricinde her yer açıkmış sevgili seyirciler. Bizler de bunları buradan paylaşmış olduk sizlerle. Yine sosyal paylaşımlara bakmak durumundayım. Sosyal paylaşımdan bizlere çok fazla yazan izleyicimiz var. Efendim televizyondan izleyenler kadar sosyal paylaşımdan da takip eden vatandaşlarımız var. Bizler diyoruz ki kocaelitv.com.tr, evet www.kocaelitv.com.tr internet adresinden haberlerimizi takip edin. Dakika dakika, an ve an aktarımlarımız oluyor. Efendim Onur Cinbaz bir mesaj yazmış bize Facebook'tan. Demiş ki merhabalar, iyi yayınlar. Ben Bahçecik'te oturuyorum fakat Gölcük'te oturuyorum. Servis veya iki otobüse gidiyorum okuluma. Benim okulum tatil oluyor mu şimdi demişler efendim. Şimdi hemen bizim aklımıza iki soru geliyor. İzmit ve Kartepe'de oturuyor musunuz? Evet, İzmit ve Kartepe'de oturmuyorsunuz. Bunun dışında o zaman efendim Gölcük'te oturuyorsunuz fakat Bahçecik'te oturuyorsunuz fakat Gölcük'te efendim otobüsle gitmek durumundasınız. Okulunuz tatil oluyor mu demişsiniz. Biz de hemen söyleyelim. Gölcük'te sevgili seyirciler taşımalı eğitim haricinde okullar tatil değil. Sizler eğer taşımalı eğitim sistemiyle bir okula gidiyorsanız orada okullar tatil değil ama Kandıra'da, Başiskele'de, Derince'de ve Karamürsel'de taşımalı eğitim sistemiyle eğitim veren okullar tatil. Merkezi okullar açık, eğitimlerini sürdürüyorlar. Bir izleyicimiz Selçuk Yazıcı, merhabalar ben Gölcük Ömer Seyfettin Okulu'nda okuyorum. Acaba Gölcük'te okul var mı, tatil mi diye sormuş. Efendim keşke taşımalı mı değil mi diye ayrım yapabilseydiniz. Şu an ben bilmiyorum Ömer Seyfettin Okulu'nun taşımalı olup olmadığını. Fakat Ömer Seyfettin Okulu taşımalıysa tatil olma durumu var. Çünkü Gölcük'ten de taşımalı eğitim sisteminde okulların tatil olduğu haberi bize gelmişti. Sevgili seyirciler, biz Kandıra Meslek Yüksekokulu'nda okuyoruz demiş Hasret Kılıç. Yollar malum, İstanbul'dan servisle gidip geliyoruz. Umuttepe merkezi bir yerde ve çalışmalar daha yoğun. Peki ya Kandıra? Evet, Kandıra diye sormuşlar. Efendim Kandıra'dan az önce bir telefon bağlantısı gerçekleştirmiştik. Murat Yıldırım bizlere anlatmıştı, gazeteci Murat Yıldırım. Kandıra'da yollarda herhangi bir sorun yok demişti. Şimdi de Gebze'ye bağlanalım. Gebze'den Mesut Işık hattımızda. Alo. Alo. Mesut Bey merhaba. Merhaba, hayırlı yayınlar. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sabah saatlerinde itibaren yayınımızı sürdürüyoruz. Kar haberleri yapmaya çalışıyoruz. Karla ilgili bilgiler almaya çalışıyoruz. Gebze'den de bilgiler alalım. Kar durumu ile ilgili ne bilgiler vereceksiniz? Şu anda kar yağışı Gebze'de bütün hızıyla devam ediyor. Bilindiği gibi okullar sadece Gebze'de de tatil edilmedi. Birçok veli sabahtan beri basın kuruluşundan arayıp neden kaymakamın Milli Eğitim'in okulları tatil edilmediğini soruyorlar sizlere. Evet. Çünkü bu kar yağışında çoğu çocuk zaten okula gönderdikleri ifade ediyorlar. Ayrıca bazı öğrencilerin sabah okula giderken düşüp buzda yaralandıkları da öğrenildi. Evet. Ve şu an tüm şiddetiyle kar devam ediyor Gebze'de tipi halinde. Şu anda hala da tipi halinde yağıyor diyorsunuz. Aynen evet. Aynen tipi halinde devam ediyor şu an kar. Gece saatlerinde valilikte bir kriz masası oluşturulmuştu. Kriz masasında Gebze Kaymakamı Salih Karabulut da vardır diye düşünüyoruz. Salih Karabulut Kocaeli Valisi'nin vermiş olduğu yetkiyi okulların tatil yapmaması yönünde kullandı herhalde ki okullar tatil değil. Buna göre de şikayetler var değil mi vatandaşlardan? Aynen, çünkü sabahtan beri dediğim gibi birçok kişi bizleri arıyor, gazeteleri arıyor, burada radyoları arıyor. Diyorlar ki kaymakam ve milletin niye görevli okulları tatil etmedi? Dışarıdaki kar ve kışı görmüyor bunlar. Ayrıca şu an bütün hızıyla devam ediyor Gebze'de. Evet. Ve bazı öğrenciler de okula giderken kayarak düştü ve yaralandığı öğrenildi. Evet. Gebze'den şimdi biz tatil haberi almadık. Gebze Kaymakamı Salih Karabulut da tatil yönünde inisiyatif kullanmadı. Bu yönde de vatandaşların şikayetleri var. Peki yollarda durumlar nasıl? Ara mahallelerde, ana arterlerde, daha sonrasında arka sokaklarda, efendim köy yollarında durum nasıl? Ana arterlerde yollar açık. Ama
ara sokakta mahallelerde bazı yollara ulaşılmadı. Şimdi buzlanma olduğu için millet yürümekte güçlük çekiyor. Köy yollarından ise çoğunun kapandığı öğrenildi. Evet, köy yollarının çoğu kapandı. OSB yollarında şikayet var mı? OSB'ler çalışmak zorunda. Üretim yapıyorlar, ihracat yapıyorlar. Ekonomiye bir balta vurmasın isteriz kar yağışının. OSB yollarında açıklık yok dediniz herhalde. Hepsi mi kapalı yoksa şu anda ekipler çalışma yapıyor mu? Şu anda Bursa Odun Sanayi'den şu anda hiçbir şey gelmedi. Yani yol açık çünkü sabah çoğu işçiler hepsi gittiler. Ama diğer yollardan ulaşamadık. Bu İmesin tarafının kapalı olduğu Dilovat'ın iletildi. Denizli köyden köyün ilerisinde kapalı olduğu söylendi. Evet. Peki velilerin tavrını merak ediyorum. Okullar tatil değil. Gebze Kaymakamı Salih Karabulut kaymakamlık görevini kullanarak ve inisiyatif kullanarak okulları tatil etmedi ama vatandaşlar okullara öğrencilerini gönderdi mi? Hepsi öğrenciler, bütün öğrenciler okullara gitti mi? Şu anda dediğim gibi Sümey, veliler buna çok büyük tepki gösteriyorlar. İnanın gerçekten. Yani mesela Safa benim çocuklarım bile ama mahallede ara sokakta olmasına rağmen evden çıkmakta güçlük çektiler. Evet. Yani okula gitmekte güçlük çektiler. Siz bir de tipi var şu anda Gebze'de. Aşırı bir tipi yağmaya evet. Başladı. Evet, belki lise derecesinde okula giden öğrenciler gidebilirdi ama bu kar yağışında ilkokul öğrencileri için zorlanma olmuş olabilir değil mi? Sizin de tespitleriniz bu yönde herhalde. Aynen. Evet. Peki dün akşam Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'le görüştük. Gebze'de olağanüstü bir durum yok, olumsuzluk yok dedi ama kar yağışı tam o sıralarda zaten etkisini göstermişti yoğun bir şekilde. Evet. Ve şu saatlerde köylerden gelen şikayetler var mı? Aldığınız ya da duyumlarınız var mı? Köylerde ya, bize itfaiye lazım. Dedim şikayet okullar ve şey üzerindeydi. Diğer yollar zaten normal, yollar açık şu anda. Bir mahalle aralarında sokaklarda buzlanma biraz kar var da yani normal hayat devam ediyor da. Evet. Okullar şu an biraz bayağı sıkıntı yarattı. Öğrencilerin sabah ilkokuldaki öğrencilerin okullara gitmesi. Yani o küçük bedenlerin, küçük bacakların kar üzerinde yürümesi biraz zorlandı diyorsunuz. Aynen. Evet, biz de Gebze'den şu anda yoğun kar yağışı olduğunu devam ettirdiğini söylediniz. Yoğun kar yağışı bakalım önümüzdeki saatlerde neler getirecek. Tekrar sizlere bağlanacağız. Mesut Işık, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgi. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Gebze'den Mesut Işık'la görüştük ve Mesut Işık bize hatta canlı telefon bağlantısıyla Gebze'de kar yağışının yoğun olduğunu belirtti ama çok önemli bir noktaya daha değindi. Sevgili seyirciler, Gebze'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlkokul öğrencileri özellikle okula gitmekte zorlanıyor. Lise ve ortaokul hadi bir nebze gitti diyelim. Taşımalı eğitim sisteminde de bir tatil söylemi çıkmadı. Ve aynı zamanda merkezi okullara gidecek olan öğrencilere de bir tatil verilmedi. Gebze Kaymakamı Sayın Salih Karabulut'a ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne büyük bir tepki var vatandaşlardan. Bunu da burada Kocaeli farkıyla anlatmış olduk. Gebzeli vatandaşlarımızın gözü kulağı sesi olmuş olduk sevgili seyirciler. Gebze'den Mesut Uşak'a teşekkür ediyoruz ve verdiği bilgiler önemliydi. Gebze'de yollar kapalı olabilir, OSB'ler zorluk çekebilir OSB'lerin yolları ama eğitim anlamında çok büyük sıkıntı var dedi. Eğitim tabii ki önceliğimiz, birinci tercihimiz sevgili seyirciler. Efendim bize gelen mesajlara bakmaya devam edeceğiz. Bülent Arabacı demiş ki kamu kurumunda çalışan engelli personel için Kocaeli bölgesinde tatil var mı? Sevgili seyirciler, Kocaeli bölgesinde kamu personeli olarak çalışan engelliler için bir tatil yok. Ama yine saydığımız gibi Muş, Varto'da veyahut da diğer ilçelerde, diğer illerde bazı bölgelerde kamu personelinin engelli olan ve hamile olan kamu personelinin tatil edildiği, iş yerlerine gitmediği ifade ediliyordu. Fakat Kocaeli'de Bülent Arabacı'nın sorusunu yanıtlıyoruz. Kocaeli'de kamu kurumunda çalışan engelli personel veya hamile personel için tatil haberi gelmedi sevgili seyirciler. Kocaeli Valiliğinden böyle bir haber gelmedi bizlere. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, mesajlara bakacağız. Demiş ki Ali Kaya tatil mi, ondan bahsediyorduk. Uğurcan Ersoylu, efendim İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Ali Kaya'da okullar tatil. Ali Kaya'da bulunan okullar tatil, gidilmiyor. Öğrenciler okullara gitmeyecekler sevgili seyirciler. Bunu da buradan söylemiş olalım. Evet. Bakıyoruz sabah, evet, tatil günlerinde kantin kirası demişler, okul kantini işletmekteyiz.
Kartepe'den Rasim Tınaz demiş ki okul kantini işletmekteyiz. Okul kantini işletiyoruz. Okulların tatil olmasını anlayamadık demiş. Efendim veliler sizin gibi düşünmüyor. Kocaeli Körfez'de okullar tatil mi? Enes Demirelli yazmış sevgili seyirciler. Enes Demirelli'ye söyleyelim. Körfez'le ilgili tek bir tatil haberi duyulmadı. Körfez'de taşımalı, Körfez'de merkezi okulların hiçbiri tatil değil. Körfez'deki bütün öğrenciler okullara gidecek. Sabah için biraz geç kaldınız ama öğleden sonra okula gidecek olan çift eğitim veren okullara için söyleyelim. Öğleden sonra okula gidecek olan öğrenciler lütfen şimdi önlüklerini giysinler ve okullara doğru yola çıksınlar yavaş yavaş sevgili seyirciler. Evet, haberleri, aktarımları, sosyal paylaşımdan gelen mesajları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Engellilerden gelen mesajlar var. Kamu kurumunda çalışan engellilere tatil var mı demişler. Teşekkür ediyoruz mesajları için ve cevabını da verdik. Kocaeli'de mesailerine devam edecekler. Onu da söylemiş olalım. Efendim. Onur Cinbaz yine mesaj atmış demiş ki Bahçecik'te oturduğumu yazmıştım. Bahçecik baş iskeleye bağlı Gölcük'teki okuluma. Evet ben de o zaman size söyleyeyim. Gölcük'te oturduğunuzu da yazmışsınız. Hem baş iskelede oturduğunuzu hem de Gölcük'te oturduğunuzu yazmışsınız az önce. O yüzden net cevap veremedim. Biraz yazım hatası vardı. Şimdi doğrusunu yazmışsınız. Demişsiniz ki ben Bahçecik'te oturduğumu yazmıştım. Bahçecik baş iskeleye bağlı biliyoruz. Gölcük'te okuluma servis veya iki otobüs değiştirerek gidiyorum. Benim okulum taşımalı oluyor mu? Yarın tatil mi demiş. Yarından hiç bahsetmedik Sayın Onur Cinbaz. Yarın tatil mi değil mi hiç söylemedik. Yarınla ilgili bilgiyi bu akşam saatlerinde erkenden almaya çalışacağız. Kocaeli Valisi'ni, efendim Kocaeli İl Eğitim Müdürlüğü'nü hepsini arayacağız. Yarın tatil öngörünüz var mı? Okullar tatil olur mu? Meteoroloji ne diyor? Çok mu fazla kar yağacak? Hepsini soracağız ve bizler sizin için sorup sizin için de cevaplayacağız. Metin Dilek, efendim yukarı hereke ve hereke hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Acaba eğitime ara verilecek mi? Çünkü özellikle yukarı hereke kar altında hiçbir yol açılmadı. Melik Dilek efendim kendisine biz ulaşamadık ama o bize ulaştı. Kar nedeniyle yukarı hereke ve hereke hakkında bilgi istiyor. Acaba eğitime bilgi verilecek mi sevgili seyirciler? Biz de Körfez'de oturan bütün izleyicilerimize söyleyelim. Hereke ve yukarı hereke Körfez'e bağlı Körfez ilçesinde tek bir tatil haberi gelmedi elimize sevgili seyirciler. Kandıra'da, Derince'de, Başiskele'de, Karamürsel'de hatta Gölcük'te taşımalı eğitimlerin tatil edildiği, taşımalı eğitim sisteminde eğitim gören okulların tatil edildiği belirtildi. Çayırova'da, Gebze'de, Dilovası'da, Darıca'da okullar tatil değil. İzmit'te ve Kartepe'de bütün okullar tatil. Taşımalı taşımasız bütün okullar İzmit'te ve Kartepe'de tatil. Şimdi 12 ilçe hakkında bilgiyi verdik ama Körfez'den tek bir tatil haberi veyahut da tatil değil haberi gelmedi elimize. Bizler de efendim buradan paylaşımlarımızı sürdürelim. Melik Dilek, evet yukarı hereke ve hereke hakkında bilgi istemişsiniz. Okullar tatil değil. Bu arada diyor ki yukarı hereke kar altında hiçbir yol açılmadı. Bununla ilgili arkadaşlarımıza da söyleyelim. Yukarı hereke ve hereke bölgesinde karlar yolu kaplamış. Yollar kar altında. Bizler gidemiyoruz. Hiçbir yere ulaşım yapamıyoruz. Ulaşımda bulunamıyoruz. Hiçbir yol açılmadı demiş. Hikayeti de buradan belirtmiş. Melik Dilek isimli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İzleyicimize ve ailesine. Bizlere ulaştılar. Körfez'de yukarı hereke bölgesinde sorun var sevgili seyirciler. Körfez Belediyesi'ni ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni yolu açma çalışmaları için buraya sevk edelim diyoruz. Evet yine Onur Cinbaz demiş ki benim okulum taşımalı oluyor mu? Yarın tatil mi? Taşımalı olup olmadığını bilmiyorum. Fakat Sayın Onur Cinbaz yarın için okul tatil mi değil mi? Onun net bilgisini veremeyeceğiz sizlere. Çünkü gece saat 1'de belki de onunla ilgili sonuç ortaya çıkacaktır. Kartepe'de okullar sadece bir gün mü tatil? Sınavımız var ona göre ya çalışacağız ya da kara oynayacağız demiş. Mahmut Can Doğan adlı izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz Mahmut Can Doğan. Arkadaşlarımız size sosyal paylaşımla ilgilenen arkadaşlarımız cevaplarınızı yazacak. Bugün Kartepe'de okullar tatil. Ne diyoruz? Bugün diyoruz. Yani bir gün boyunca okullar tatil. Yarın için net bilgi yok. Eğer bu gece bakarsın bir kar yağar Mahmut Can Doğan. Efendim kar her yeri kaplar. O zaman tabii ki okullara gidemeyiz. Ama bununla ilgili bilgileri yine www.kocaeli.com.tr internet adresinden takip edeceksin.
Hemen mesajları okumaya devam ediyorum. Uzun Tarla Güzel Sanatlar Lisesi'nde okul tatil mi? Sevgili seyirciler, Kartepe'de bulunan Uzun Tarla Güzel Sanatlar Lisesi'nde okullar tatil. Uzun Tarla nereye bağlı? Kartepe'ye bağlı. Ne dedik? İzmit ve Kartepe'de okullar tatil. Uzun Tarla'da, Kartepe'de olduğuna göre Uzun Tarla'daki okul, yani Güzel Sanatlar Lisesi tatil. Üniversite ise farklı. Kocaeli Üniversitesi'ne bağlı bir meslek yüksek okuluysa, Kocaeli Üniversitesi'ne bağlı bir fakülte ise lütfen okullarınıza gidin öğrenciler. Üniversite eğitimlerinizi tamamlayın. Bugün finaller var. Final haftasındayız ve eğitimlerinizi tamamlamak adına, sınavlardan geri kalmamak adına lütfen okullara gidin. Baki Acıkök, Gültepe'de okullar tatil mi demiş. Bu arada alabilirim kağıdı. Notlar geliyor arkadaşlarımızdan. Gültepe'de okullar tatil mi demiş arkadaşlar. Baki Açıkgök. Okulların tatil olduğunu söyleyelim. Gültepe nereye bağlı? İzmit sınırlarına bağlı. Gültepe'de okullar tatil sevgili seyirciler. Ve arkadaşlarımızdan notlar, bilgiler gelmeye devam ediyor. Evet, mesajlar mı bunlar? Tamam, arkadaşlarımız da mesajlarınızı almış, buraya bildirmeye çalışıyorlar. Görün bakın nasıl çalışıyoruz efendim Kocaeli TV olarak. Bütün ekipler sokaklarda, burada rejide ekip var, aşağıda ekipler var. Telefon bağlantıları, telefonla bilgi alma açısından her şeyi yapıyoruz. Kocaeli TV ekranlarda fark yaratmaya devam ediyor sevgili seyirciler. Gültepe'de okullar tatil mi demiş Baki Acıkök. Tatil Baki Acıkök. Gültepe İzmit'e bağlı, İzmit sınırları içerisindeki okullar tatil diyoruz. İzmit'teki tüm liseler tatil mi kardeşim, sınavımız var demiş Mehmet Emin Sancaktar. Tatil Mehmet Emin. İzmit'teki bütün liseler, bütün ortaokullar, bütün ilkokullar tatil sevgili seyirciler. Şu anda kar yağışı yok. Kar yağışı durmuş durumda ve sizlere aktarımlarımız öğlen gün ortası bülteninde de devam edecek. Gün ortası bültenini kaçırmayın diyoruz. Önemli haberlerin detayları da gün ortasında olacak. Diyor ki bir tane vatandaşımız Eray Sönmez, son dakika Karamürsel'de yoğun kar yağışı devam ediyor, yetkililer görev başına demiş. Mesajları okuyalım sonra bitirelim programı. İrimtepe kalıcı konutları tarafı tamamen kapalı, okullar tatil değil ama biz çocuklarımızı okula gönderemedik. Ana yolları açıyorlar, ara sokaklar kapalı. Buranın ayrı bir bölge olduğunu unutmasınlar demişler. İrimtepe vatandaşları, İrimtepe halkı da buradan şikayetlerini yazmış. Yukarı Ereke kalıcı konutları körfeze bağlı, bizim yollarımız tamamıyla kapalı. Yollar açık diyorlar ama bizim yollarımız kapalı demiş efendim. Bülent Öztürk isimli vatandaşımız, teşekkür ediyoruz mesajı için. Ve sosyal paylaşım sitelerinde de okuduğumuz gibi Yukarı Ereke bölgesinin kapalı olduğu belirtiliyor. Körfez Belediyesi'ni ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet edelim. Gebze Cumhuriyet Mahallesi, yollar hep buzlu, araçlar, okul araçları zor gidiyor. Gebze'de bir şey yok diyorlar ama Gebze'de çok şey var. Az önce de Mesut Işık bizlere aktarımlarda bulundu. Gebze'den Kocaeli TV temsilcisi Mesut Işık, okullar öğrencilerin gidemediğini belirtti. OSB'lerde, köy yollarında tıkanıklık var dedi. Arka sokaklarda, arka mahallelerde kapalılar, yol kapalı dedi ve yolların buz olduğundan bahsetti. Ana arterlerde yol açık dedi. Sıkıntılar bu şekildeydi sevgili seyirciler. Evet, programımızın da sonuna geldiğimizi belirtelim. Bugün 2 saati geçkin bir süredir sizlere aktarımlarda bulunuyoruz. Yaklaşık 2 saat 15 dakikadır sizdeyiz ve kar haberlerini aktardık. Bir tane bile gazete okumadık sevgili seyirciler. Birkaç VTR'de de sizlerle paylaştık. Şu anda kar yağışı yok. Meteorolojinin verilerine göre kar yağışı öğlen sıralarında etkisini artırarak devam edecek diyoruz. Ve Ajans 9'u burada bitiriyoruz. Yarın tekrar bu ekranda sabah 8.30'da görüşmek dileğiyle, ama şunu unutmayın. Gün ortası bülteni saat 12'de ve aktarımlarımızın hepsi saat 18.30 ana haber bülteninde olacak. Bu bültenlerimizi kaçırmayın. Facebook ve Twitter'dan Kocaeli TV'ye ulaşmaya devam edin diyoruz. Hoşçakalın.